değerli 96 futbol izleyicileri, yine sizlerle beraber olduk. Bu özel programda Mehmet Ali Başkanımızı konuk almak istedik. O da sağ olsun kırmadı, bizi geldi. Teşekkür ederiz başkanım. Hedef ben teşekkür ederim. Şampiyon teşekkür olarak başkanı burada ağırlamaktı ama inşallah başkanın güzel şeyler yaptığına inanıyorum ben. Hoş geldin diyorum başkanım. Şunu söyleyeyim ben de abi. Mesela her başkan da öyle çıkıp mağlubiyetlerden sonra veya başarısızlıklardan sonra çıkıp da böyle apaçık şeyler yani söylemez. Onu da böyle takdir ediyoruz bu şeyinden dolayı. Zaten benim kardeşimdir. Çok teşekkür ederim. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Başkanım iki seneden beri zaten bence bu ligin çok çok üstünde. İkinci ligde dahi olsa takım şu an zaten şampiyon olmuştur. Başkan şahıs adına. Katılıyorum. Ama çok teşekkür ederim. Zaten birazdan konuşacağız diğer şeyleri. Başkanım sen de bir iki cümleyle başla. Ben teşekkür ediyorum bu güzel yorumlarınız için. Şimdi eğer vicdanen bir şeyleri eksik bıraktığımı düşünsem mahcubiyetimden Ünye kamuoyunun, Ünye taraftarının, sizlerin karşısına çıkamayabilirim. Evet. Ama ben bir başkan olarak yapılabilecek her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Ki siz şimdi belki beni tanımayan insanlar şımarığa bak, megalomana bak falan gibi şeyler söyleyebilir ama. Öyle bir yani şey. Ben yapmadığım şeyi lafını yapacak ya da şey yapacak bir adam olmadığımı siz iyi biliyorsunuz. Evet. Yani evet. Ben elimden gelen her şeyi yaptım. Ben Ünye adına teşekkür ediyorum şimdiden sana. Rica kardeşim. Ederim. Feda olsun. Ünye spora feda olsun. Bu bizim Ünye spor için ilk mücadelelerimiz değil. Sen çok iyi biliyorsun. Doğru, evet. Yani hani yıllardır. Hep Durak ailesi Ünye sporun her zaman arkasında olmuştur. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz ama ya buralar öyle senlik benlik yerler değil. Bunu işte son 2-3 haftada cehennet gördük. İşte yani biraz temkarsın bu konularda Mehmet Ali herhalde. Dinleyeceğiz senin de şeylerini. Çok söyleyeceğin şeyler var. Var. Çok kişilerle alakalı. Tabii yani haklılığı da yani temkar olmakta. Yani çok maalesef hakemler açısından kötü bir sezon geçirdik diyelim. Bence de hakemlerle alakalı özellikle Enes maçıyla ilgili söyleyeceğimiz çok şey var, konuşacağımız çok şey var. Ama önce bir Göreli maçını başkanım bugün zaten aldık, sağdaydın. Bugün her zaman da oturduğun yerde yoktun. Onunla alakalı paylaşımı birazdan paylaşırız ama. Orada bir sistem dolu bir sanki bir şey var. Ben öyle hissettim. Acaba ne der başkan? O konuda ona ya şöyle şunu söyleyebilirim. Kulübün sosyal medyasından da paylaşımımızı yaptık. Oranın adı Şeref Tribünü ama futbolun şerefinin kalmadığını gördüğümüz zaman futbol şeref kazanana kadar Şeref Tribünü'nü boş bırakma. Futbolun şerefini teslim ettikleri zaman Şeref Tribünü'nün doldurulması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için bugün her ne kadar Türk futbolunda haksızın hakkını araması gibi bir sistem olmasa da hani biz en azından kendi tepkimizi göstermek istedik. Evet. Gözlemciye de orada söyledim. Sayın gözlemciğim siz buyurun oturun. Şerefli olduğunu düşünüyorsanız siz oturun dedim. Gitti oturdu. Ben şerefli olduğunu düşünmediğim için ben arkaya oturacağım dedim. Onunla alakalı kulübün resmi Facebook hesabından bir paylaşım oldu. O 4 ve 5 attığımız o ekrana getirebilir miyiz onu? Evet. Futbola şeref gelene kadar şeref tribünü boş kalacak diye Ünye 1957 Spor'un yarım saat önce bir paylaşımı oldu. 30 dakika önce. Enes'in maçıyla alakalı özellikle zaten sezon başından beri mutlaka bizim haklarımız yenildi. Buradaki Enes'in maçı da dahil başkanım. Tabii. Evet burada gördüğünüz gibi taraftar başkanımız normal taraftarlarla beraber işte bir iki yönetici var. Yengemiz var. Sağ olsun. Bu da ona tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Yengem bütün çok destek verdi. İki seneden beri beni orada yalnız bırakmadığı için bu çok meşakkatli bir iş. Burada futbolun içinde olan hepiniz yönetici olarak oynamış antrenörlük yapmış adamlarsınız ve bu gerçekten gece gecesi sıkıntı. Gündüzü olmayan ya hastasın serum yiyorsun serumu kolundan çıkartıp tesise gitmen gerekiyor ya böyle aynen. Bunları yaşadık ya sağ olsun Allah razı olsun eşim Gizem Hanım da buradan ona tekrar çok teşekkür etmek istiyorum hani bu yol çok zor bir yol özellikle eşler için çok zor bir yol evet. Yani 1,5 senelik evliydim ben evet. Başkanla görevine geldiğimiz zaman İki seneden beri ben eşimle bir pazar kahvaltısını nasıl nerede yaptığımı çok hatırlayamıyorum ya. Hani doğru. Öyle bir şey oluyor. Cumartesi özellikle akşamdan pazar yani. Özellikle pazar gününe şey oluyor. Zaten haftanın 6 günü çalışıyoruz. Ben şu son bir senemde haftanın 6 günü cumartesi öğlene kadar mesaim öğlende bitiyordu 2'de.
Ondan sonra bir saat anneme, bir saat babama ki buradan onlara da çok teşekkür ederim. Evet. Onları da göremediğim, onları da ihmal ettiğim çok zaman oldu. Size çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Gerçekten burada razı olsunlar. Haklarını helal etsinler bana. Cumartesi akşam saat 6-7 gibi takımla deplasmana gittik. Pazar günümüz zaten hep deplasman olduğu günlerde deplasmanda oldu kaldı. Yani zor, meşakkatli buranın. Bir de yorucu. Yorucu. Ha, yorulmaktan şeyden gocunmadık ya. Burada bir şikayetimiz olmadı. Çok mesai harcadık. Gecelerimizi gündüzümüze kattık. 3-4 tane yönetici arkadaşımla bu işi bir yere getirebilmek için çok çaba sarf ettik. Ama 3-4 tane yönetici arkadaşımızla, işte 5-6 tane sevenimizle, spor camiasından olanlarla bu işlerin bir yere gelmediğini çok iyi görebiliyoruz. Evet. Gözlemleyebiliyoruz. Burada şimdi bakıyorsunuz 150 bin nüfuslu bir Ünye şehri var. Evet. Vilayet olacağız, il olacağız diye bağırıyoruz. 15 bin nüfuslu Eynesil lobisine yeniliyoruz. Ya bu maalesef. Yani bu kabullenememe. Bana şimdi diyorlar ki ya üzülme başkan sen gerek. Ya ben üzülmüyorum. Ben eğer elimden gelen bir şeyleri eksik bıraksaydım üzülürdüm. Vicdanen kendimi üzerdi bu. Ama ben kızıyorum artık. Çok sinir, kızıyorum ya. Hani çok da böyle sakin bir adamımdır aslında. Evet. Futbol adamı biraz agresifleştiriyor biraz. Sen yine yani. De o konuda kibar davranıyorsun. Ekranlar önünde. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz. Haksızlığa tabii ki boyun eğmeyeceğiz. Biz de koskoca bir Ünye'yiz. 150 bin nüfus deyip geçmeyelim. Yani bizim 300-400 bine kadar yazın nüfusumuz çıkıyor ve tamam. Bugün burada oynadığımız rakiplerin bizim gördüğümüz yerleri görme şansı hiç yok. Yani geçmişi mazisi olarak en iyi kulüp biziz burada. Aynen. İnşallah o günleri de tekrardan yaşayacağız. Mutlaka söyleyeceğiz yani sıkıntılarımızı, şeylerin, dertlerimizi. Yaşadık. Bu sezon bizi çok sıkıntılara düşürdüler. Hakemler özellikle. Seninle program öncesinde konuştuğumuzda 10 puana yakın puanımız çalındığı söyleniyor ki tamam. 4 puanımızı çalmamış olsalar 6 puanımız bile gitmiş olsa ya sadece şöyle, şu şöyle bir şey var Tolga. Bir de 6 tane net çalınmış puanın liderden yani liderden 6 evet, düşüp evet. Kendini 6 ekleyeceğin 6 düşüp 6 ekleyeceğin bir durum var. Yani bu sefer 4 puan değil 8 puan farkı sen açmış olacağın bir pozisyon var. Yani. Doğru. Bizim kritik. Yapmış olduğumuz, başkanın yapmış olduğu emeklere gerçekten bu kadar ucuz kararlar verilmemeliydi federasyon tarafından. Ben de zaten kınıyorum bu hakemleri. Sanki bunlar yıllardır Ünye Spor düşmanlığı yapar gibi. Ya bu seneye ait değil yani. Yıllardır bu başarısızlığı kovalayan hakemler sürekli Ünye Spor'un üzerine yani bu da insanın bazı emekler verip başarı gelmemesinden sonra zoruna gidiyor yani niye biz böyleyiz diye. Ya Eynes'in maçında Allah razı olsun çok güzel bir gözlemci vardı. Yani maçtan sonra hatta bana dedi kayıtları izlettirebilir misiniz? İşte televizyoncularla falan onları bir araya getirildi. Açtı kayıtları izledi. Yani bir tanesi kesin gol başkanım dedi. Diğeri de büyük ihtimalle gol o barajın arkasında evet. Yatan şey. Yatan ama ekranla mı? Şimdi telefondan bakıp da tabii. Şey yapmayalım. Ben akşam dedi onu şey yapacağım. Raporuma yazacağım başkanım bunların gol olduğunu, yanlış karar verildiğini, kırmızı kartın verilmesi gerektiğini, sarı kartın eksik olduğunu bunların hepsini dedi raporuma yazacağım. Dedim ki ne olur? Hiçbir şey. Ya, adam mahcup oldu yani. Bunlar en fazla dedi. 3 hafta dedi. Oturturlar, yatırırlar aynen. Dedi. Şimdi ondan bunları söylüyoruz başkanım yalnız. 1-0 öne geçmiş olsak var ya. Eynesil deplasmanımıza. Tabii 4-5 olur bu maç. Maç yani 4-5 olur. Çok rahat kopartabiliriz. Ve şu anda bugün bunları konuşmayacaktık. Çok farklı şeyler konuşacaktık. Bak bugün de maçımızı aldık. Çok rahat bir şekilde. İki maçımız kalacaktı geriye. İki maçımız kalacaktı. Ve bana göre büyük bir ihtimalle bu grupta lider bitirecektik. İşte bir tane hata, bir tane hakemin yanlı maçı yönetmesi bizi şu anda bu durumlara düşürüyor. Yazık yani, yazıklar olsun. Bu kadar emeklere yazık. İnsanlar emek veriyor. Üçüncüyü atsan onu da bir şekilde vermeyecek Tolga. Buradaki zihniyeti anlayın. Beş atsan beşi de ver. Yani şimdi baktığın zaman zaten Eynesil takımı yani hiç futbol namına bir şey olmayan. Hiç yok. Yani modern futbolun oynanmasına da müsaade etmeyen öyle bir takım. Zaten maçı izlerken zaten kapanıyorlar. Beraberliğe sürekli. Böyle kesinlikle. Aslında beraberlik de yetmiyor onlara maç oynanırken. Ama
ya işin içine işler çok giriyor. Beraberlik kime yarıyorsa ondan sonra onu oynamaya başlıyorlar. Doğru. Yani tabii, bu işleri tabii. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Doğru. Şimdi ya Enes'e takımı zaten Murat abi kapalı bir takım. Evet evet. Enes'e takımına yani normal hücum yaparken 10 kişi savunma yapan takıma ne kadar bir varyete yaratabilirsin? Buna duran toptan yapabilirsin. Doğru. İki tane duran topu sağ olsun çocuklar gole çevirdiler. Üçüncüyü atsa yine vermeyeceklerdi. Yani vermeye ya kafasında su şişesi attılar hakemin. Onu görmezden geldi. Oyuna devam etti. Ünyeşehir stadında olsa bu hareket şişe havadayken maçı tatil ederler. Hiç üstüne birkaç başına maçta ceza alırız zaten. Tabii. Maç ceza alırdık yani. Hakemin bence ceza almaz, maç yarıda kalırdı. Biz burada 3-0 yenilirdik yani. Tabii tatil edilirdi işte. Tatil ederler. Yani oradaki hakem oldu da bu. Şimdi baktığınız zaman futbol yönetmeliğinde, disiplin yönetmeliğinde eğer bir olayın faili meçhulse, faili belliyse diyor sahada, onda diyor faili kimse diyor ona ceza verirsin. Faili belirli olmayan suçlarda diyor ceza kulübe belli. Şimdi bakıyorsun Sefa, eski kalecimiz Sefa'ya 18 maç cezayı verdiler. Evet. Sahadaki vicdana, ki vicdan orada gerginlik olmaması açısından rakip oyuncuları ayırırken trajikomik saçma sapan bir şekilde kırmızı kart gördü. 3 maç vicdana verdiler. 4 maç Mehmet Gülmez'e verdiler. Sen faillere cezasını vermişsin. Oradan sonra döndürüp bir de hükmen ceza verebileceğin aslında kuralda, kanunda öyle bir yönetmelik yok. Mevzuat yok. Ancak ya burada o kadar sahipsiz, o kadar yani sahipsiz deyince de yanlış anlaşılıyor. Yani bize sahip çıkma. Bizde birileri sahip çıksın da torpil yapsın diye hiçbir öyle şekilde öyle bir şey konuşmuyoruz. Biz her seferinde yöneticilerden hakkımızı istedik. Futbol yöneticilerinden hakkımızı istedik. Ha bu arada şimdi hakem maça gelmeden önce iyi maç yönetsin demenin de ya otogarda otobüse binerken şoföre iyi kullan arabayı demek gibi bir şey görüyorum. Evet, yani hani burada senin zaten olayın o sahaya hakim olman ve sahadaki adaleti sağlaman. Şimdi sana ben adil ol demem küfür gibi bir şey ya. Yani hani bana ne bileyim mesleğini doğru yap. Yani bunu aslında söylememesi gereken bir şey. Hepsinin başı adalet. Adaletli olması gerekiyor yani. Maalesef. Türk futbolunda bu adaletsizlikler var. Hep de bizim başımıza geliyor. Yani evet, yazık yani burada insanlar o kadar emek veriyor. Çok emek veriyor. Mehmet Ali Başkan'ın verdiği emekleri biz biliyoruz. Burası bir futbol şehri bana göre. Yani orada bir sürü yönetici arkadaşlarımız, hocalarımız emek veriyor. Bir tane hata yüzünden bir sezon heba ediliyor. Yani evet. O kadar paralar harcanmış, o kadar şeyler ya, yapılmış. Tolga çok şey olsun da istemiyorum. Yani hani biz işimizi tek bir maça bırakmayacak kadar hazırlandık bu sene başından beri. Evet. Şimdi tek bir maçlık mevzu değil aslında bu. Yani biz her deplasmanda hakkımızı alamadık zaten de. Ya Ulubey'de 4 tane gol attık, ikisini saydılar. Böyle bir şey olabilir mi? Ya? 4 i̇şte, tane nizami gol. İşte Eynes'in maçı burada içeride yine o şekilde. İşte orada öyle burada hani bu şey değil. Hani evet son maç bariz gözümüzün önünde çok net bir şekilde bunu gördük ama bizim sadece bu maçımıza dokunmadılar. Bizim bir sürü maçımıza sezon dokunmadılar. Sezon başından beri. Ya yani biz geçen seneden beri ha belki baş hakeme, orta hakeme sorsan orta hakemin ruhu bile duymamış olabilir. Haberi bile olmamış olabilir. Ama geçen seneden beri bir sürü dilekçe, bir sürü itiraz yazdık. Gittim, geldim, şifayen oturup konuştum, anlattım. Yan hakemlere giriyorlar dedim. Rakipler yan hakemleri bağlıyorlar. Bu bayrak kalktığı zaman orta hakem ne yapsın? Orta hakem iki golü de verdi. Zaten ben iki golü de ortaya veriyorum. Hakim bağlamam, yan hakemi bağlarım. Öyle yani. Bağladılar, yaptılar. Ha şimdi burada şey gibi ya biz hani çok şey olsun da istemiyorum ya hani biz yapamadık. Yani olmadı, suç hakemin. Bizim de hatalarımız, yapamadığımız, yanlış yaptıklarımız vardır ama bariz bir şekilde net 9 puanımız var. Hani kesin garanti. Ve en önemli maçlar. Altısı bunun en önemli maçlar. Maalesef öyle oldu. Oluyor. Hakemlerden yine çok şanssız bir sezon geçirdik bu sene. Evet. En önemli maçlarda bizi doğradılar diyebiliriz. Bunu mesela şeyde bağlayanlar da var. Yani işte yedek kalecimiz kafa attı falan Eynes'in maçında falan bence diyorlar. Ya ondan öncesi var. Ama şöyle bir şey. Geçen seneden beri bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Eğer burada o yedek kalecimizin pozisyonunun bir rövanşı, onun bir öc alması olacaksa aslında bakarsanız orada Sefa'nın yaptığı hareket bütün maçın öc almasıydı. Hesap kapandı. Evet. Abi biz kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bizim tarafımızdan yani ben eğer tasvip ediyor olsam federasyon cezasını vermek için kurulu toplamayı bekledi. Biz cezasını vermek için ne yönetimi topladım ne bir şey topladım. Direkt paylaşımımı yaptım.
Ha federasyon bana müsaade etse lisansını da iptal edecektim. Ama bir yere transfer etmediğin sürece amatör ligde lisansı kapatma, iptal etme gibi bir şansı yok. Ha, benim lisanslı oyuncum gözüküyor. Ha gözüksün de cezasından düşsün bari. 21 yaşında evet, çocuk bu. Aynen, evet. Yani bu çocuk 8 yaşından beri ailesini, anasını, babasını bırakıp futbolcu olacağım, kaleci olacağım diye memleketin gezmediği köşesi kalmamış. O da yaptığı hareketten pişman olmuştur. Ya kesinlikle. Zaten Tolga şöyle bir şey söyleyeyim. Sefa Erzurumlu bir kardeşimiz. Yanıma geldi maçtan sonra. Başkanım çok özür diliyorum. Ben hani Ünye'yi, Ünye Spor'u, seni böyle bir şeyle yani karşılıklı bırakmak, böyle bir şeyle anılmasını düşünebileceğim bir şey olsa o anda bunu yapmam. Ama Ünye Spor'un Ünye'de hakkını kimse yemez başkanım diyor. Ya bu sahiplenmeyle evet, alakalı bir şey. Yani orada saçma sapan hiç hak etmediği bir şekilde ki inanılmaz iğrenç bir hakem uslubuyla. Evet. Yani hakem 75 metre biten maçta 65-70 metre depar atıp benim yedek kulübeme çizginin dışına çıkıyor. Koşadık. Benim yedek kulübemin içine giriyor. Oyuncumla böyle kafa kafaya geliyor. Numaran kaç lan senin artist diyor. Şimdi çocuk elleri arkasında gidiyor. Bana da anlatıyor. Başkanım zaten takmış bize. Hani elimi arkama bağladım ki sarıyı göstersin gitsin diye. Evet. Ama kırmızı gelmiş. Artist martist falan. Ben o an gözüm bir şey görmedi başkanım. İşte orada bir şey işte, görecek olsa, haksız duruma düşmüş oldu. Bir şey evet, bir aynen, şeyi görecek olsam ben kendi futbol, kendi hayatımı yaktım başkanım. Hani evet, düşünecek evet, olsam kendimi evet, düşünürdüm çocuk orada yani, diyor çocuk. Tabii ki öyle yani. Haklıyken haklı yani. Çocuk boşuna yapmıyor hareketleri. Tabii ki yani çocuklar ki, demek ki iyi gene artık bunalmışlar. Boğmuşlar çocuklar yani. Şöyle yani çocuklar, oradaki yaptığı hareket tabii ki yanlış. Kimse tasvip etmiyor ama o zaten o akşamında, maçın akşamında Ünye 1957 Spor Yönetim Kurulu kadroşa bıraktı. Evet. Tabii. Tasvip etmediğimizi biz burada gösterdik zaten aynen, yaparak. Ama bir de bu işin iç yönü var yani. Yani niye oldu bu işler? Yani şunu da söyleyeyim, ben her zaman sadece bizim o maç için demiyorum. Yukarıdan aşağı tüm dünya futbolu için diyorum. Bir takım futbol oynatmamaya çalışıyorsa buna kartların erkenden çıkması lazım. Evet. Hani uyarıymış, işte sözlü uyarı, normal uyarı falan filan, ben bunlara katılmıyorum. O maçta Eynesel'in kalecisi en az 2 tane, şey 4 tane, 6 tane sarı kart görmeliydi bence. Aynen. Her pozisyonda ya şöyle bir şey var yan zaten. Yan topa çıkıyor, yere ben, yatıyor. Ben evet, o maçın bütün analizlerini çıkarttık. Parça parça kestik. Topun oyunda durmadığı, topun oyunun oynatılmaya müsaade edilmediği bütün anları aldım gittim ben. Gösterdim yetkili arkadaşlara, oturduk izledik. Sadece kalecinin 16 dakika zamanı geçirmeye yönelik hareketi var. Toplamda 32 dakikaya yakın topun oynanmadığı zaman var. 9 dakika ilave edildi sadece maç. Yani bunun yarısını bile ilave etmemiş. Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Şimdi 32 dakikanın 20'si ilk devre, 12'si ikinci devre olsa da sen ilk yarıya 20, ikinci yarıya 12 eklesen dahi onu telafi edemezsin. Evet. Oyunun temposunu bozduğun zaman zaten hani bu lig böyle takır takır top oynanan, işte bir müthiş bir futbol değil, oynanan bir lig değil. Ama benim takımım bu ligin üstünde bir futbol oynuyor. Benim takımım burada pas oyununu deniyor. Evet. Benim takımım dandan futbol oynamaya çalışıyor. Doğrusunu yapmaya çalışıyor. 5 dakika tempo tutuyorsun, 10 dakika yatıyorlar. 3 dakika tempo tutuyorsun, 5 dakika yatıyorlar. Burada sen bu kaybedilmiş zamanın sonuna eklesen dahi buradaki şeyi yaratamazsın. Mesela başkan ben bakıyorum. Yani galip olduğunuz maçlarda, önde olduğunuz maçlarda bile bizim takım mesela gol arıyor. Hemen hızlı taç atıyor. Mesela hemen hızlı oyuna başlıyor. Ya onun futbol oynama anlayışı var, isteği var. Yani rakiplerde bunların hiçbirini göremiyoruz maalesef. Yani hep yere yatma ve futbolu soğutma adına. Şu yorumları birikmeden okuyalım. Bir hemen evet. Bekir Şimşek abimiz. Bekir en büyük eksiğimiz 84 yılında profesyonel ligde oynuyoruz. Bugüne kadar bir tane amatör veya profesyonel ligde maç idare edecek hakem yetiştiremedik. Bu da bizim en büyük eksiğimiz. Mustafa Polat. Buradan çok özür diliyorum. Konusu gelmişken Alperen kardeşim var. Ünye'nin bölgedeki tek hakemi. Trabzon'da okuyor. Ünye'li, Ordu'ya kayıtlı kardeşim. Çok da başarılı bir hakem. Takip ediyorum. Kahraman abiyle de konuştuk konuları. Yani hani şeyle çok başarılı, çok gerçekten inşallah inşallah Alperen kardeşim bu eksikliğimi şey yapacak. Hani inancını da sana şuradan anlatabilirim. Alperen devam et kardeşim. İyi olduğunu duyuyorum. Takip ediyorum seni dedim. Başkanım İngilizceyi de öğreniyorum. Kokart alacağım diyor. Tamam inşallah, hani inşallah. Buradan selam olsun ona da. Çok güzel bir kardeşim. Merzifon Spor'un başkanı Mustafa başkanım yazmış. Mustafa Polat. İyi yayınlar kardeşim. Merzifon Spor Başkanı Mustafa Polat demiş. Onlar da bu hafta bence çok kritik maça çıkıyorlar. Kazanırlarsa bana göre evet, şampiyon oluyorlar.
Halit Adamsın Başkan yazmış. Hakan Yıldız, moral bozmak yok. Seneye yönetimdeyim. Federasyon sıkıyorsa bana da artistik yapsın. Onları iyi tanır bizi yazmış. Mustafa Polat Başkanım yazmış yine. Biz bu hafta görülmemiş şekilde hakem yaptı, olmayan penaltı yarattı. Ben pozisyonu izledin mi başkanım? Yok. Merzifon Amasya maçını, Amasya. Ha, izledim. O, ben bu hafta deyince şeyi de söylüyorsan izledim onu. Çok büyük bir rezillik bence. Yani skandal. Bugün bizim aleyhimize bir offside verildi. Hatırlıyor musunuz? Evet. Bomboştu. Adam direkt de yani kontaklı offside. Ya ben orada gözlemciye takıldım, bir şey söyleyeyim. Ya yani gibi değildi. Bu offside'ı bütün dünya öğrendi. Hani şimdi burada ya beni yanlış anlamasınlar. Hani işin içinde olan olmayan herkes offside'in ne demek olduğunu öğrendi. Bizim Türk futbol hakemleri offside'in ne demek olduğunu öğrenemediler. Yani içinde adam bu bizde şöyle şöyle düşünülüyor. Yani bu en gerideki defans oyuncusuyla kalecinin arasında bulunan oyuncunun pas alması offside'dir. Bizde bir limoncu Yaşar abi vardır, herkes bilir. Evet. Yani yan hakemi olsaydı bu offside'i vermezdi ya, açık ve net söyleyeyim. Ya sana bu arada şunu da söyleyeyim. Yaşar abimin hakkını buradan teslim edeyim. Ben hani tanırım, çok eskiden beri bilirim, şey yaparım ama bu kadar fazla futbol konuşmadığım için Ünye'deki İlk ondadır futbol bilenler arasında. Ya gerçekten katılıyorum. Kesinlikle. Doğru. O da evet. İlk ondadır. O fark etti. Futbol bilenler arasında bugün, ve o çok üzüldü. Bugün hatta tezgahını bırakmış, maça gelmişti. Evet. O bile fark etti. Hiç de çarşamba günü bugün. Zaten burada bıraktım, abi. Bıraktım arabayı diyor. Bugün, ne olsun bak, olsun burada abi. Bugün zaten şöyle bir durum vardı. Allah razı olsun Ünyeli'den, Ünye Spor taraftarından. Bugün Ünye'nin haftası çarşamba. Evet. İnsanlar işlerini güçlerini bıraktılar. Yine tribünü doldurdular. Evet. Kapalı yine dolu bir şekilde. Doğru. Takım. Ki yani iddiası matematiksel olarak bitmese de çok zor olmasını bilmelerine rağmen işlerini güçlerini bıraktılar, geldiler. Zaten burada şöyle bir sıkıntı var. Hani kimse benim kusuruma bakmasın. Limon arabasını bırakanlar sağda, makam arabasını bırakamayanlar sağda, tribünde değiller. Evet. Öyle değil. En kritik şeylerden biri bu. Bu konu hakkında tekrar konuşalım. Yorumları bir bitir. Ben yorumları Önder Tan Türk'e yayınlar dilerim. Mehmet Ali Başkanımız bunları hak etmedi. Bu başarısızlık hakkı değildi. Bekir Şimşek başta başkan olmak üzere tüm yöneticilere çok teşekkür ederim. Birbirinize sarılarak daha çok başarılar elde ederiz. Adnan Durak, iyi yayınlar diliyorum. Yine Arif Sarıoğlu, güzel yayınlar. Bir Ünyeli olarak çok üzüldüm. Sayın Başkanıma çok selamlar. Selçuk Öz, güzel kardeşlerime ve abime selamlar, iyi yayınlar. Eyvallah, bizden de selamlar. Sana şunu söyleyeyim. Zaten iki gün önce dün Ünye Gençler Birliği maçına beraber geldik. Ben ilk defa amatör lige bir başkanın gittiğini gördüm. Ben Ünye Gençler Birliği 4 sene çalıştım. Ünye Spor Başkanı. Ben Ünye Spor'dan bir başkan veya bir antrenörün geldiğini görmedim bu zamana kadar. Buradan onları da tebrik edelim. Onların maçına geleceğiz zaten. Onları tebrik edeceğiz. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Az önce başkanım makam aracı falan deyince buraya Sebat geldi. Sebat'la bir maç oynadık. Bence sezonun en güzel futbolunu oynadık. 0-0. Çok güzel oynadık. Maç harika. Yani maçın liginin ne olduğunu şey yapmasan kesinlikle amatörlük denmeyecek bir maçtı. Sebat'ı da tebrik ederim. Yani onlar da belli bir taktikle hiç yatmadılar. Bak, buraya başkan kendi ağzıyla söyledi bana. Ben berabere kalmaya geldim başkanım buraya dedi. Bunu demesine rağmen hiç yatan şey yapan bir takım yoktu. Şimdi Sebat bizi Sebat da 3-1 yendi. Ben çıkıp o zaman da dedim ya, o hakem öyleydi de böyle. Adamlar oynadılar takır takır. Biz yapmamız gerekenleri yapamadık. Geriye yaslanan bir takım. 1-0'ı bulduktan sonra hocasının geriye yasladığı bir takım. Ondan sonrasında bizim araç lisansından başka, araba kullanma ehliyetinden başka ehliyetimizin olmadığını söyleyen bir teknik direktör. Ha ya, sen ne biliyorsun da bize şey yapıyorsun? Ben 4 ay seninle takımın içinde yattım kalktım. Kampındaydım, şeyindeydim. Şimdi dönüyorsun orada. Ya işte araba kullanma ehliyeti haricinde ehliyeti olmayan adamlar bizi takımdan gönderdi. Sebat maçını sen verdin. Şimdi hani onun haricindeki biz bir maçta oluştu da. Bu arada ben artık bunları konuşacağım hocam. Siz bana sormanıza rağmen aylarca ben bunu söylemedim. Çünkü ben takımın hedefe giderken takımının arkasından konuşacak ya da takımında olanları konuşacak bir başkan öyle bir karakterde, kalitede bir adam da değil. Evet. Ama onlar Ünye Spor'un bekası için çıkıp konuştuklarını söylerken Ünye Spor'un ne zaman bekası için ne başarılı iş yapmışlar, ben onlara soruyorum şimdi. Hani Sebat oynayıp kazandığı zaman biz rakibimizi tebrik etmesini de biliyoruz. Evet. Ben ettik de. Ben yani
Allah razı olsun. Hani Cemil Başkan, Sebatspor'un başkanı. Çok da güzel bir amca. Müthiş güzel bir insan. Ya biz hani Sebat'ta ya kalp hastasıyım aslanım ben. Kusura bakma geldim mi atmam lazım bunu deyip gol oldu, sevindi. Geri döndü bana. Kusura bakma aslan yeğenim. Sen benim aslan yeğenimsin dedi. Bize bak bir tane tek bir küfür oldu. Yani tribün müthiş bir tribünleri var Sebat'ın. Bir tane küfür oldu. Onda da gösterdi. Çıkarttılar dışarıya. Bak eliyle gösterdi. Attılar çıkarttılar. Ben diyor burada diyor milletin anasına sövdürmek için bu kadar emek para vermiyorum diyor. Evet. Takımını bravo destekleyeceklerse başkanım. Dursunlar. Çok da güzel bir adam. Bravo. İnşallah da hani camia olan Sebat devam eder buradan sonra. Zaten büyük bir ihtimalle öyle olacak bence. Olacak gibi düşünüyorum. Başkanım şunu söylemiştim. Bu makam aracı konusunda yine kaldım biraz. Sebat maçında ben devre arası başkanım beraber oturduğumuz yer var değil mi? Orada işte rakip yöneticiler, rakip başkan veya bir iki salon. Tane önemli taraf. Yani salonda oturuyoruz. Şimdi bir baktım Sebat maçı 7-8 tane böyle belli adam ya milletvekili ya bakan ya bir şey. Adnan Günler milletvekili, ya Trabzon milletvekili, aynı zamanda Trabzon Karadeniz Teşkilat Başkanı kendisi. Şey ben hani daha öncesinden kendisini biliyordum ama maçta tanışmak nasip oldu. Çok da güzel de bir adam. Hepsi de maçtan sonra da beraberdik. Maçtan sonrasında da hepsi öncesinde ben yoktum. Ben stat'taydım. Daha sonrasında biz beraberdik. Bir çay kahve içtik, şey yaptık. Sana helal olsun dedi. Döndü hatta Sebat Başkanı'na. Ya dedi Cemil abi dedi sen dedi takım yaptım diyorsun ama dedi takımı dedi çocuk yapmış. Bir tane şut çektirmedi sana dedi. 33 yaşında ha biliyor musun diyor. Beni yanından ayırmadı Tolga. Otur buraya başkanım. Gel başkanım şey. Ya şimdi orada ama o gün aslında futbolun çok üstünde bir atmosfer vardı. Yani Sebat'tan gelen kardeşlerimiz bizim taraftar grubumuzla beraber oturdular. Yöneticilerle biz iç içe oturduk. İşte Sebat bizim kardeşimiz, Ünye bizim kardeşimiz, biz kardeşiz. Hiç en ufak bir şampiyonlu oynayan iki tane camia takımı. Biz de gittiğimizde en önemli maç. Yani. En önemli maç. Final gibi maç. Biz de gitti. Ya yani orada zaten koparsan belki DSİ'yi şeyi yani sonrasında hiç başka bir şey konuşacak bir şey olmayabilir. Yani. Ama ben şuna inanıyorum. Allah'ın bir kaderi var. Tabii ki. Tamam mı? Ha bu bizim nasibimiz değilmiş. Ha evet. Bunu Allah istemedikten sonra, şimdiden sonra da yapar. Aynen. Yapacaksa. Evet. Aynen. Allah istemedikten sonra kim mücadele ederse değiştiremezsin. Aynen öyle. Yani kesinlikle katılıyorum dediklerine Mehmet Ali. Şunu da söyleyeyim, tamamen kopmuş değiliz arkadaşlar. Hala iki maç da olsa bir ihtimalimiz söz konusu. Bu ihtimali de sonuna kadar bizim takımımız kovalar. Bir ihtimal eyvallah daha olmazsa var. Olmaz. Sonuçta iyi yapılan işler var. Biz bunları görüyoruz, bunları da söylüyoruz. Buna inanın. Tabii Mehmet Ali hakemlerden de dert yanıyor veya yanımızda olmayan yüksek Mercedes'li arabalarla gezenlerden de dert yanıyor haklı olarak. Ve bunlar hakkında tabii şeyler söyleyeceğiz, konuşacağız da. Mesela sorular da geliyor bir sürü. Mücadele başkanımızın mesela yalnız olduğu, yönetimde yalnız olduğu veya yolda yürürken yalnız olduğu hakkında sorular geliyor. Bunları da soracağız. Sizin sorduğunuz soruları başkana. Onlar da bize cevaplar sağ olsunlar. İstersen yorumlarla devam edelim. Biraz daha yorumlar okuyalım oradan çünkü bayağı bir birikme oldu. Oku. Nerede kaldıysak sen biliyorsun. Evet. Selçuk Öz... Selçuk'tan sonra. Ümit Karadeniz, Mehmet Ali Başkan'ın yalnız bırakıldığını, her türlü fedakarlığı yaptığını görüyoruz. Gelinen süreçte yalnız oyuncu seçenekleri de olduğunu belirtmek isterim. Bütün yaşananlardan ders çıkarıp seneye daha güçlü kadro kurularak hedefe ulaşabiliriz. Başkanımızın iyi niyetinden ve fedakarlığından kimsenin şüphesi olmasın yaşananlardan. Mert Öztürk, Mehmet Ali Durak Başkan sayesinde Ünye Spor şampiyon inşallah demiş. Başkanım ben şunu söyleyeyim. Selman Yıldırım mesajı geldi. Başkanım selamlar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Saha içi saha dışı yapılan hatalardan, eksiklerden, bizlere yapılanlardan ders çıkarıp seneye Mehmet Ali Durak başkanlığında daha iyi yönetim ve futbolcu grubuyla bu takım 3. ligde olur inşallah demiş. İnşallah. Bu konuda başkana sorularımız da olacak. Gerçi başkan biraz olumsuz konuşuyor bu hakkında. Bununla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Mesela Süper Lig'de bir başkan var Adil Gevrek. Bu hakemler alındığı zaman işte operasyon yapıldı. Dedi ki işte bu lig tecil edilmesin. Şike var, şaibe var. Malatya başkanı. Birincisi şunu söylemek isterim. Bu hakemlerin alınması şu an affedildi hepsi de. Şikeyle şaibeyle alakası yoktu. Bunlar tamamen Nihat Özdemir'e bir rakip çıkartmak için bir beraber oluyorlar. İşte bu telefon konuşmaları var, yazışmalar var.
Bunları bu yüzden Merkez Hakem Kurulu'na görevden aldırıyor Nihat Özdemir. Diğeri de şu. Bir başkan, şimdi ben Mehmet Ali Başkan'ı başarılı demem için, başkan hani tamam hakemleri eleştiriyorsa şu lazım. Futbolculara bir kuruş borcu olmaması lazım ki Mehmet Ali Başkan'ın şu an borcu olduğunu düşünmüyorum. Ben şöyle, futbolcuların da birçok şeyinde yok. Hiç yani Ünyespor'un. Şu anda Ünyespor'un, bunu da buradan da söyleyeyim. Ünye'de esnaflara 3-5 böyle işte açık hesap çalıştığı şeyler vardır. Onlar da bu hafta içerisinde kapatılacaktır zaten. Okurdaki yani. Onlar zaten şüphesi öyle, olduğunu düşünmüyorum. Mesela şöyle başkan. Bir futbolcu yok Ünye 1957 yani. Spor'da. İşte ben sezon başında X bir paraya anlaştım. Bu X paranın 5'te 1'ini aldım. Diğer 5'e 4'ü duruyor, öyle bir şey yok. Asla olmaz yani. Ben, Mehmet Ali Başkanlığı'nda böyle şeylerin zaten kimse aklına bile gelmiyor. Sonuçta bana göre sezon başı ve sezon ortası dahil teknik ekibin istediği transferlerin çoğunu yaptı. Hepsini. Yani hani hadi çoğu diyelim. Hadi biri olmamıştır başkan, hani maddi anlamda değil. Ya, manevi anlamda adamın örneğin eski takımı vardır. Ya orada, şöyle devre arasında Gevze'den Burak Toker'i alırken Kerim Deler'i de almak istemiştik. 8 numara mevkisinde şey olan. Gebze Spor baktı takımı hani arada tutamayacak. Oradan sonra ayrılmayı kapattı, kesti. Kerim'i getiremedik. Yoksa geri kalan oyuncu, teknik heyetin istediği bütün oyuncuları bu geçen sene de böyleydi. Evet. Bu sene de böyleydi. Çünkü benim hesap sorabilmem için onların boşluğunu bırakmamam lazım. Camiayı siz çok iyi biliyorsunuz. Evet. Yani buraların faturası tabii ki bana yansır. İşin başında yönetici olarak ben varım. Ama ben belki hoca seçememişimdir. Yanlış seçmişimdir. Yani geçmişte. Buradan olabilir, Ufuk Hoca'ya, Ufuk Hoca'nın futbol bilgisine, idman yöntemlerine, kardiyosuna, kondisyonuna, işte Öktemer olsun, Celal Hoca olsun, kaleci antrenörümüz Serkan Hoca olsun. Gerçekten bu ekibi belki geçen sene bulsaydık çok daha farklı yerlere gidebilirdik. Ben burada hani çok fazla eleştirmek istemiyorum. Şimdi bakıyorsun öyle oyuncular aldık devre arasında. İlk devre şov yapmışlar takımlarında. Evet. Abi bu tabii ki devre arası transferin ne kadar zor olduğunu Halil Hocam sen daha iyi bilirsin. Ha yine de şunu söyleyebilirim. Hani takıma söylenecek çok şey olabilir. Oyunculara çok şeyler söylenebilecektir. Ama ben ruhsuz oynuyorlar, mücadele etmiyorları takımıma kabul edemiyorum bunu. Kimse kusura bakmasın. Yani benim takımım dediğin gibi galipken de önde oynamaya çalışıyor, topa sahip olmaya evet. çalışıyor. Futbol oynamaya çalıştı çocuklar. Bu arada devre arasında aldığımız Burak Toker, ben bir kere izledim ve hemen notunu verdim. Ben mesela bir futbolcu bir kere izleyince ben zaten hemen %90 anlarım zaten. Yani müthiş bir transfer. Kaliteli bir şey. Top, çok müthiş kaliteli transfer. Yani bugün oynamadı galiba. Ya sakatlığı mı vardı ya da yapamıyorum. Antrenman tercihi de olabilir. Yalnız çok iyi bir futbolcu. Tamam belki bazı şeyler olmuş olabilir. Bazı maçlarda yeteneklerini gösterememiş olabilir ama hani devre arasında alınabilecek en iyi oyunculardan birini aldığını görüyorum ben. Bu konuda olumlu işler olduğunu düşünüyorum. Yani bir şanssızlıktır. Kısmetsizlik var. Kısmetsizlik var bizim takımımızda. Yoksa takımda, gerçekten futbol oynamaya çalışan bir takımımız var. Takımda. Allah için. Yani başkanımız, yöneticim, yani her türlü elinden gelen hepsini yaptılar. Ben bunu buradan söylüyorum. Ben, evet. Yani ben biliyorsun hani gördüğümü söyleyen bir insanım. Yani eleştiririm de yani yanlış bir şey varsa onu da söylerim. Ki burada yeri geldi. Bizi eleştirdiğiniz zamanlar tabii, oldu. Tabii. Olmuştur. Yani buna da hakkınız vardır. Yani eleştiri hani şöyle oldu. Başkanım, kadro planlamasıyla alakalı mesela benim her zaman bir eleştirim oldu. Bu takımda Mehmet İncebacak gittiği zaman ki işte insanlar şey diyordu. Mehmet İncebacak nasıl yollanır? Ya tabii ki futbol olarak belki yollanmayabilirdi ama başka bir sebep vardı ki yollandı. Ya şimdi orada yani bu konuların hepsi ben size şeyin sözünü verdim. Yani lig bittikten sonra tamam mı? Oturacağız burada. Evet. Derin Ünye futboluyla alakalı evet, da evet. Daha çok söylenecek, daha çok söylenecek şeyler var. Benim ligim devam ediyor. Yani kesinlikle öyle. Allah nasip ederse olursun. Etmezse zaten şey yapamazsın. Yani bu futbol her şeye gebedir. Aynen. İşte penaltı kaçıran milli takım elenirken öbür taraftan İtalya'nın rakibi Makedonya yukarı aynen. çıkabiliyor. Yani hani bu böyle bir böyle bugün böyle penaltıyı bir kaçırmasak Mehmet Ali biz büyük bir ihtimalle Dünya geçen Kupası'nda ya şöyle bir şey var. Şimdi ben iki seneden beri penaltı konusunda çok canı yanan bir adam olduğum için
Sebat maçındaki penaltıya da değineceğiz herhalde. Yani Sebat geçen maçında bu sene kaçırdık. Ordu. Geçen sene Ordu maçında kaçırdık. Ama ne oldu? İşte Burak Yılmaz da koca hani bizimkilere şey dediler işte 150 bin nüfuslu memleketin kaderiyle oynadınız falan. O öbürü 82 milyon nüfuslu. Türkiye'nin kaderiyle oynadı. Roberto Baggio Dünya Kupası'nda kaçırdı. Finalde kaçırdı. Başkanım burada problem olmaz. 1000 golü falan vardır herhalde. Ya, ben geçen programda şunu söyledim. Özür dileyerek söylüyorum. Lafını kestim Halil'ciğim. Estağfurullah. Tamam penaltı kaçar. Penaltı kaçmasını her futbolcu kaçırabilir yani. Ama bazı maçlar vardır ki gerçekten bu penaltıyı kaçırmayacaksın kardeşim. Atacaksın. Portekiz maçı Burak Yılmaz. Evet. Sebat maçı Burak Toker. Bak iki Burak. Yani bu maçlarda bu penaltıları yani kaçırmayacaksın. Bir şekilde onu penaltı yapacaksın. Bak o iki penaltıyı atsak birimiz Dünya Kupası'ndaydık. Biz bugün şu anda lider olarak eğer Sebat maçındaki penaltıyı atsak lider olarak şu anda takımın belki de 4-5 puan fark açmıştık. Tabii. Takım daha bu grubu lider bitirdi. Modu yosun farklı olurdu. Atacaksın abi. Ben bir taraftar yüzüyle söylüyorum. Tabii. Tabii ki yöneticilik yaptık. Yıllarca Unionspor'a profesyonel düzeylerde bulunduk ama bir taraftar kaçırmayacaksın kardeşim. Bazı penaltıları kaçırmayacaksın. Onu atacaksın. En kritik penaltıdır o. Sezonun dönüm noktasıdır. Bazen ben de bir espriyle karşılık veririm. Bence burada problem Mehmet Ali Başkan'da. Ünlü futbol kulübü maçını izliyoruz şimdi geçen hafta. Penaltı oldu. Ufuk Hoca da izliyor maçı. Mehmet Ali Başkan'ın dedi ki ben baktım ben. Ünlü futbol kulübü penaltı atacak. Yok dedi ki hocam dedi not alın dedi. Penaltıyı atacak dedi. Çocuk penaltı atarsa dedim yazın listeye dedim ya. Çocuk penaltı kaçırdı. O hale geldi. O da penaltı kaçırdı. Eyvah. Yani, kaçırdı. Ve bir şey söyleyeyim. Penaltılarda sen arkana mı dönsen başkanım? Var. Arkamızı da döndük. Yani çok şeyler yaptık. Ünlü gençler bile Levent kaçırdı penaltı. Evet. Aynen. Levent buradan da gerçekten. Başkanım geleceğiz ona. Onunla alakalı en iyi oyuncusu. Gerçekten, gerçekten helal olsun. Dünkü maç müthiş bir maç oynadı yani. Aynen. Hani harika bir maç oynadı. Ha tabii ki şey diyemem yani maçı tek başına al diyemem. Bu bir takım oyunudur. Takım da çok iyi top oynuyor. Takım iyi oynadı. Yani takım gerçekten ben buradan Orhan Hocama, Osman Hocama, Abdullah Başkanıma yani bu gerçekten orada müthiş bir ambiyans var. Yani şahane çocukların oynaması, hocaların oyuna müdahaleleri, taktik gerçekten orada üst düzey bir başarı var bence. Hepsini çok tebrik ediyorum. Bütün takımı da çok zor. Levent'i özellikle tebrik ediyorum. Çok zorlu şartlarda mücadele. Nuri'yi de ayrı tebrik ediyorum. Çok zorlu şartlarda mücadele ediyorlar. Ben buradan Ersin kardeşime de bu takımı. Oraya geleceğiz gençler. Ersin abiye de aynen o şekilde. Mustafa Polat başkanım şey almış. Merzifon Spor'un başkanı. 14 penaltı attı Amasya demiş. Yalıştı. Onları not alalım mı başkanım futbolcular zaten penaltı. Ya şimdi orada aslında birilerinin yani 14 tane penaltıyı atan oyuncuları değil de birilerinin 14 tane penaltının haklı mı değil mi onlara not edip onlara bakması lazım artık yani. Aynen. Mehmet İlhan Marmaris'ten selamlar. Ünye seninle gurur duyuyor başkanım yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Ümit Karadeniz, Mehmet Ali ben Başkan. Ben de Ünye'li olmaktan gurur duyuyorum yani. Evet. Biz de senin Ünye 1957 spor başkanı olmandan daha kesinlikle, da çok gurur duyuyoruz başkanım. Evet, İnşallah da ederim, sağ olun. Önümüzdeki yıllarda da başkan olarak İnşallah görmeyi şampiyonluk istiyoruz. Yaşayan başkan olacak önümüzdeki senelerde. İnşallah. Ümit Karadeniz, Mehmet Ali Başkan'ın emeklerine yazık oldu. Çok yalnız bırakıldı. Transfer komitesine teşekkür edip yolları ayırmak gerekiyor. Önder Tantürk, Ünye spor transferini kim yapıyorsa verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edilmesi lazım. Mustafa Polat yine Merzifon Spor'un başkanı. Ünye ile hazırlık. Ya bu arada yaptı. Ben şimdi konusu gelmişken kusura bakma hocam hani şey yapıyorum bölüyorum. Sezon başında kurduğumuz takımı ki Allah şükürler olsun hepsini bırakmamışız bizim de müdahale ettiğimiz noktalar evet. olmuş. Hepsini bırakmamışız derken devre arası mı bırakmamışız? Hayır, hepsini birilerine bırakmamışız. Evet. Yani biz de müdahale etmişiz. Biz de iyi bildiğimiz oyuncularımızı getirmek için mücadele vermişiz. Takımı devre arasında en az iki katına bozdurabilirdim. Bak bunu size net bir şekilde söyleyebilirim. Çok yani, önemli bir şey. Yani takımdaki hani şimdi burada şey söyleniyor ya. İşte transferde yanlış transferler var, şunlar var. Tabii ki yani o 25 tane oyuncu alıyorsun. 25 tanesini de doğru tuttursan seni alırlar Manchester United'a squad ekibine koyarlar zaten. Yani hani doğru. Bu böyle bir şey değil. Ha bu nedir? Ya %80'in üstü başarıdır bence. Kesinlikle. Tamam mı? Biz de %80'in altında olduğumuzu da çok düşünmüyorum. Ki devre arasında oyuncularımın hepsine tek tek teklif geldi. Bizim verdiğimiz peşinatlarında çok daha fazlasında teklif geldi. Hani hatta birkaç menajer, yani menajer dediğim menajerlik yapıyorlar ama ben oyuncu hiç almadım. Sadece sohbet edip bana doğru yönlendirmeler yaptıklarını düşündüğüm insanlara. Evet. Oyuncu almamama rağmen beni arayıp
soran menajerler var, şeyler var. O abilerimden de şey, bozdur lan başkan dedi bir tanesi. Bozdur takımı da dedi. Sene dedi şöyle dedi, başka bir şey yapalım dedi yani. Hani hakikaten öyle. Başkan zaten sen, yani transferlerle alakalı ve kurulan kadroyla alakalı kimsenin bir eleştirisi yok zaten. Yani bence hani bölgenin en iyi kadrosu kuruldu. Zaten bunda hepimiz hafif. Ben şunu söyleyebilirim Tolga. Sadece bizim bölgenin değil. Hocam daha çok diğer bölgeleri de takip ediyor, şey yapıyor. Sadece bizim bölgenin değil. Birçok bölgenin hepsinde de kafaya oynayacak bir takım. İmrenilecek bir kadromuz var yani. Ben Türkiye'de bölgesel amatör lig dendiği zaman akla gelen bazı işte hayal takımlar var, rüya takımlar var, tamam mı? İşte bunlardan bir tanesi mesela Ala FK. Evet. Ben 3 kamptan beri Ala ile maç yapmak istiyorum. Çünkü ben dengim takımla oynamak istiyorum. 3 evet. Maçta da son oynadığımız kampta bir kaleci kardeşimi gönderdiler bize denememiz için. Son 2 gündü maçtan başka bir yerde deneyebilecek bir fırsatımız yoktu. Yok. İkinci yarı oyuna soktuk. 2 tane elinden kaçırdığı topla 2-0 yendi. Yani öyle bir şey olmasaydı, çocuk iyi toplar çıkardı bu arada. Çok saçma iki yerde. Heyecanlandı. Genç 18 olabilir yaşında bir kardeşimiz. 2 gol yiyip orada yenildik. Yoksa onda da yine bizi yenemeyeceklerdi yani. Anladım. Yani biz o mücadeleleri sadece bölgemiz takımlarıyla vermedik. Kampta bütün en iyi takımlarla oynadık. Bizi ezen bir takım, bizi rahat yenen bir takım zaten hiç olmadı yani. Şöyle bir şey de var yalnız. Yani işte iyi takım, yani bizim karşımızda iyi takım olsaydı bizim takım bence şu oynadığı oyunun 2-3 tık daha üstüne çıkardı. Kesinlikle. Zaten bizim oynadığımız takımlara biz biraz ayıp uydurduk. Zaten eleştirimiz hep bu yönde. Şu takım mesela profesyonel ligde olsun veya ikinci ligde olsun tabii takım top oynar. Kesinlikle. Biraz gerçekten rakiplere ayak uydurduk. Biz biraz o sıkıntı vardı bence. Yani, şöyle diyeyim başkanım. Ala bence bu bölgesel amatör ligin en pahalı takımı. Ve belki de demeyeyim, hatta ihtimal de yüksek şampiyon olamayacak. Olamayacak zaten. Yani maalesef maalesef ki olamıyor zaten. Yani. Hani ama burada işte Çiğli o gruptan lider çıkacak. Çiğli 2'de 2 yapar. Büyük ihtimalle ama onları da playoff'ta Bolvadin bekliyor yani. Evet, onların da öyle bir şey var. Yani İzmir grubunun değişeceğini düşünmüyorum bir dahaki sene. Ben Bolvadin'i hiç izlemedim ama benim kamptan aldığım bilgiler Bolvadin'in kampın bütün takımlar arasında en iyi olduğunu. Biz oynadık, onlarla da berabere kaldık. Benim gerçekten geçen sene de Bolvadin'i izlemiştim yine. Orada Ünsal Yaşar diye bir hocam var. Galatasaray altyapılardan gelme bir hocamız. Seviyorum oynattığı futbolu izlemeyi. Yani böyle bölgesel amatörlükte 60 pasla gol yaptırdığı videosu var. Ya da işte U16'da, U15'te. Ozan Kabaklar'ın dönemi Galatasaray altyapının hocası. Bolvadin'i de geçen sene izlemiştim. Yine güzel bir takımı vardı. Bu sene oynamak istedik. Oynadık. Çok müthiş bir maç oldu. Benim yöneticilik kariyerimdeki oynadığım en iyi iki rakipten birisidir diyelim. Biri Bolvadin diğeri. Birisi Bolvadin, ikincisi de geçen sene sezon başı kampında aile oynadık. Müthiş bir maç oldu, harika. 1-1 biten bir maç oldu. Bir de o maçımızı da bizim Mardan Stadı'na vermişlerdi. Bu Antalya Spor'un stat yapılırken oynadığı maçtı. Ya bu inanılmaz değiştiriyor işin atmosferini. Kupa yani, maçları da orada oynanıyordu. Tribünler, yani şeyler falan, hani tamam boş 20 tane yöneticiyle yüzüyorsun. 10 onlardan, 10 bizden falan, öyle bir kalabalık ama o atmosfer, o soyunma odaları şeyler falan da belki ambiyans. Bizi o an ambiyans da bizi şey yaptı. Aynen. Müthiş bir maç olmuştu. Başkanım zaten bir sezon bittiği zaman her şeyi enine boyuna konuşacağız. Kulüple alakalı, işte yaşananlarla alakalı. Yavaş yavaş güne geçelim mi Üye Gençler Birliği Spor maçına? Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Üye Gençler Birliği Spor'un playoff'ta 2 tane maç oynadı Saraycık Belediyespor'la. Dün de Gölköy'le oynadı. Zaten ikinci yarıyı beraber izledik. Ben Saraycık ilk 2 maçında Üye Gençler Birliği Spor'u tanıyamadım. Hatta sen de vardın Tolga abi. Aynen. İlk maçta niye şöyle tanıyamadım? Çünkü çocukların potansiyelini biliyordum. Hepsiyle yani %80'iyle çalıştım o çocukların. Saraycık maçlarında sanki Saraycık'a ayak uydururlar böyle. Bir şekilde turu geçtiler 2 maçta galip gelerek. Evet. Hatta pazartesi akşam programda da söylemiştim çocukları tanıyamadım diye. Müthiş bir mücadele bak. Yönetimi, teknik ekibi, futbolcuları sonuna kadar kutluyorum demiştim. İnanılmaz bir mücadele. Maçtan sonra
sevinçleri tura atladıktan sonra da bunu zaten gösteriyordu ama evet. Saha içinde organizasyonları benim beklediğimi çok altındaydı. Niye bunu söyledik? Çünkü kadro kalitesi biliyoruz. Diğer yani. Takımların çok çok üstünde. Ama dünkü maçta siyahla beyaz kadar bir fark vardı. Evet çok fark vardı ya, bayağı iyi oynadılar. Oyunu geriden kurdular, sürekli ayağa pas oynadılar. Hatta yediğimiz golde sanırım Arca'nın hatalı pasıyla yedik ama o bile çok güzel bir şeydi. Niye güzel bir şeydi? Çünkü Arca'nın orada bir şey oynamaya çalışıyordu. Dandun vurmak evet. istemedi, bir şey oynamak istedi yani. Pas hatası aynen. olur bunu. Dünya futbolunda, Avrupa Şampiyonası'nda da, Dünya Kupası'nda da görüyoruz. En üst liglerde, Şampiyonlar Ligi'nde. Bir şekilde turu bence turu yarıdan da fazla geçtiklerini düşünüyorum. 5-1'lik skor çok tabii, çok büyük bir avantaj. Çok net bir skor aldılar. Ve ileriye doğru bence artık şunu gösterdiler. Biz şu an bir numaralı favorisiyiz Ordu 1. Amatör'ün. Bunu gösterdiler. Teknik ekibi, futbolcuları, yönetimi tekrardan kutluyorum. Çünkü amatör ligde oynamak gerçekten zor. Hele şu son mazot fiyatlarından sonra işte mesela eskiden bir mazot gözüne gelmezdi deplasmana giderken. İşte forma yaptırmak. Maalesef şu an en büyük gider. Evet forma yani yaptırmak, anda, eşofman yaptırmak fiyat. Göze gelmezdi. Şimdi bakıyorsun orası 1. amatör kümü. Evet. Biz baktığınız zaman bölgesel amatör ligdeyiz. Evet. Hani onlara göre bize bir tık şöyle bir desteği var federasyonumuzun. Bizim mazot. Ordu ili dışında bak. Ya o kadar saçma işler var ki Tolga. Şimdi ben buradan Ordu Gücü'ne gidiyorum, Ulubey'e gidiyorum. Bana mazot parası desteği vermiyor il içerisinde. Görele'ye gidiyorsun. Görele'ye gidiyorum. Görele Ulubey'den daha yakın. Evet. Görele Ulubey'den daha yakın. Görele'ye çıktığım zaman il dışında bana mazot desteği veriyor. En son amatör işlerle yaptığım bir telefon görüşmesinde onu da 2,5 TL ile çarpıyor litresini. En son dedim ki ya bu 2,5 liraya bu mazotu nereden alıyorsanız bize de söyleyin de biz de gidelim alalım tankerle mankerle. Yani vermeseniz ya %1000 yani. Kar yani hani 1,5 lira dalga geçer gibi. Bir ekrana şu maç sonuçlarını alabilir miyiz? Ordu 1. amatörde ikinci fotoğrafta olması lazım. Tek garantileyen bence turu Ünye Gençler Birliği Spor Kapadiz oldu. Kapadiz Belediyespor 0. Kotyora 0, Kumru Spor 2, Fassa 2, Ünye Gençler Birliği 5, Gölköy Spor 1, Gülyalı Turnasyu Spor 2, Aybastı Spor 1. Ben ekrandan alabiliriz. Ben bizim şeylerin oynadığı çocuklar kimdi? Apoların oynadığı takım. Onlar Kumru Spor 2-2 beraber kaldılar. Ben Ünye Gençler Birliği Spor'la son şunu söylemek istiyorum. Şimdi maçı izliyoruz. Ben Levent'i biliyorum. Bence Levent yani belki 16-17 yaşlarında iyi bir antrenörle çalışsaydı veya Carlo, daha iyi bir eğitim alsaydı. Carlos Metin'le çalıştı. Hiç abartmıyorum. Çok rahat Süper Lig'de forma giyerdi. Levent için hiç abartmıyorum. Ben kendim de çalıştım Ünye Gençler Birliği'nde yani. Biz bir Ulubey deplasmana gittik. O zaman Ulubey bir takım kurmuş. 1 milyonluk takım kurmuş. Evet. Gittik. Ulubey'in hocası akşam beni aradı. Başa baş oynadık Ulubey'le. Bu dedi çocuğu devre arası alabilir miyiz dedi. Şimdi biz maddi bir şey veremiyoruz Levent'e. Tabii ki alabilirsiniz. Tabii ki alabilirsiniz hocam dedim. Hatta Levent'e de söyledim seni böyle böyle istiyorlar. Sonra Altın Ordu ile oynuyoruz işte. O sene Altın Ordu şampiyon olmuştu. Şu anki Ordu Gücü yani. Ordu. Onlarla oynuyoruz yine başa baş Ordu'da. Akşam yine hoca beni aradı. Bu sefer Levent'le beraber Nuri'yi de sordu bana. Aynen. Ben de Levent için aynı şeyi söyledim yani. Biz kimsenin önünü tıkamayız. Çocuklar yeter ki maddi manevi daha iyi şartlarda futbol oynasın. Başkanım sen dün ilk defa izledin sanırım Levent'i. Yok ben daha önce izlemiştim ama dünkü maçta çok iyi, çok iyi oynadı. Gerçekten yani şimdi burada Önder abi, Önder Tam Türkçe hani şey yazmış hani geçen hafta Saraycık'ta izlediğim Gençler Birliği şu an anlattığına göre başkanım Barcelona'ya döndü galiba yazmış ama hakikaten evet. Yani Önder abi tiki takalar yani Levent'in bireysel ya ceza sahası, ceza sahası içinde 4 gazisi olduğu bir pozisyon var yani o kenardan evet, evet. girdi, onu oraya yatırdı, öbürünü öbür tarafa yatırdı. En son kaleciyi yatırdı, vurdu zaten abi. Yani hani bizim liglerde görmeyeceğin bir performans yetenekti ya. Oradaki, maşallah. Ya, maşallah nazar çocuğa değilmesin. İnşallah nazar değmesin. Bizim maşallah dediğimiz aslı kusura bakın. Evet sakatlanır bu maç. Yok yok oynatmayın hocam. 5-1'lik skora rağmen oynatmayalım. Evet. Ben de buradan gerçekten Orhan hocama ve Osman hocama, Ersin Gür başkanımıza, Ersin kardeşimize. Gerçek Ersin bütün taşın altında var çünkü bu oluşumu o sağladı. İşte hocalarımız da yanında oldu, yardımcı oldu. Dünyanın eski
İki duayen hocası. Futbolu bilen insanların ve en ünyeli, başlarından biri. Ünyeli çocuklarla gerçekten hepsini biz birebir yani, küçüklüğünden beri biliyoruz. Ama buradan ben... Küçüklüğünden beri biliyorum. Ben 15, 16, 17 yaşlarından beri çocukların çoğu benim kum turnuvasındaki Murat abi, futbol takımımda oynadı. Ünyeli çocuklar dedin. Burada ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Hani biz hep ne diyorduk? İşte takım ünyeli olsun. Takım çoğu ünyeli olsun. Takımın hepsi ünyeli olsun. Ünyeli olsun ki en azından eşi, dostu, ailesi, işte eşi, kız arkadaşı, yeğeni bir şeyler gelsin. Dün playoff oynayan bir takım var. Biz 50 kişi falan maç izledik herhalde. Evet, yani. Hani, da şey ya burada çok şey. Ya burada lütfen hani... Duyarsız bak, kalıyorlar. Ünye Spor Kulübü Başkanı olarak söylüyorum bunu. Ünye'de spor, Ünye Spor'dan ibaret değil. Ama Ünye'de gerçekten hani... çok fazla güzel kaliteli takımımız var. İyi takımımız var. Ya bakıyorsunuz Ünye Gücü voleybol takımı finalde. Evet. Yani kendisinin hani 5 katı 10 katı bütçelerle kurulmuş takımlara sahayı dar etti. İşte Muhammed Hoca'nın Ünye Gücü kadın futbol takımı, Hüseyin Gerçeker, Deniz Benli başkanım. Benim de yine yönetiminde bulunduğum. Fark atıyorlar her maç. Fark atıyorlar ve gol yemeden herhalde inşallah bu işi yapacaklar ve tek olacaklar yani. Hani gol yemeden bu işi yapan. Hani namalubu falan. Kadro bayağı iyi. Öyle. Aynı şekilde işte Ünye Gençler Birliği, işte ÜFK. Ya burada çok güzel işler yapan insanlar var. Ama bu işlerdeki ya ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Maddi bir şey kimseden aslına bakarsanız beklemedik. Sadece bize işe başlarken vaatlerini yerine getirselerdi bile bizim zaten onun planlamalarıyla şey yapmıştık ama onu da şey yapmıyoruz. Buradaki en önemli şey manevi destek. Motivasyonunu ondan alıyor bu çocuklar. Evet. Yani yöneticiler de bundan alıyor. Benim de motivasyona ihtiyacım var ya. Tabii ki yani var. Ben hani ben de orada yaptığını görüyorsun. Tabii ki motivasyona ihtiyacım var. Yani orada 3 kişinin 5 kişinin alkışlaması bile yaptığın hareketten sonra bu ligler için çok güzel şeyler oluyor. Lütfen takımlarımızı yalnız bırakmayalım. Başkanım benim de bir sistemim olacak. Biz bir maç izliyoruz orada. Asfaltta arabaya yaslanmışız. Yan yana geçse Murat abiye çarpacak. Evet. Bir tribün olmaması bence çok büyük bir rezillik. Evet, ya o neden yapılmıyor? Karşı tarafa, asfalt tarafı değil. Karşı tarafa bir tribün yapılmıyor. İki kale arkası ne olur? Asfalt tarafında ciddi bir yer var bence. Orada da var ama. Oraya da yapılır. Deniz tarafında ciddi bir yer var. Ama dört tarafı boşken tribün yapılmaması. Biz o zaman da söyledim. Biz at koşulacak yerlerde izlerken tribün yapabiliyoruz. Sanki Ünye'nin hepsi Malkoçoğlu'ymuş gibi. Tamam yani hani seviyoruz. Ben de atı seviyorum. Binemiyorum, şey yapamıyorum ama ben de seviyorum atı. Ama onu yapıyorsan onu da yapacaksın kardeşim. Yani. Burada yani dünya emek nedir vermiş, yani? Dünya çaba göstermiş, dünya para harcamış ya, takımlar var. Evet. Tamam mı? Yani sen bunu maçı izletilebilecek bir ortam da sağlayamıyorsan ne yapacaksın? Bu memlekette spor adına ne yapacaksın? Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hangi şeyde yaşıyoruz artık yani? Başkanım bu arada Cevizler'de yapılan tribünden maç falan izlemiyor. Kimse iki tane tahta koymuşlar. O nasıl tribün ya? Ya izleyemiyorsun ki zaten orada bizim o maçı izlediğimiz orayı da izleyemiyorsun. Biz sadece yan hakemin olduğu tarafı görüyorduk. Diğer tarafa tahtaları türbin diye mi yapmışlar? Ben aynen. Birileri köyden çaktı zannettim onu. Fıratlı mı sandın arası oğlum? Özgür Aslan kardeşime de buradan selamlar gönderelim. Güzel bir yorum yazmış. Şuradan yorumları okuyalım. Önder Tantürk Gençler Birliği'ne yarı finalde başarılar diliyorum. Ersin kardeşim çok emek veriyor. İnşallah her şey gönlünce olur. Ceyhan Güzel selam Almanya'dan. Bugün maçı seyrettim gerçekten. Üçüncülükte görmek istiyorum güzel Ünyem'in. Önder Tanrıdık herhangi bir takımda hocalık yapıyorsanız gelen eleştiriye açık olmak zorundasın. Oynanan futbolu izleyip yorum yapıyoruz. Kimse övmek ya da yadırgamak değil. Amacımız sadece yorum. Önder Tanrıdık Ordu'da maç oynandı. Gençler Birliği çeyrek final maçını diyor Saracık. Evet. Maçta Ünye'den 5 kişi vardı. Abi biz Ünye yani şimdi hani onlar biz Ünye Spor'u daha kalabalık olmamız lazım falan gibi bir şey demiyor ama biz de öyleyiz. Yani evet. Biz yani Eynesi'de kalabalıktık. Yöneticilerin hepsi Eynesi'ydi. Erdoğan maçını söyleyebilir miyim başkan? Canlı şahit. Aynen. Biz o akşam Trabzon-Başakşehir maçı var. Biz de dedik ki Trabzon-Başakşehir maçına gidiyoruz Trabzon'a. Erdoğdu Ünye 1957 spor maçımız da var. Başkanımıza destek olmak için Erdoğdu'na gidelim dedik. Gittik. Bir gittik oraya. Başkanım, özür dilerim başkası varsa hatırlamıyorsam. Alperen abi vardı Arpacıoğlu. Ayrıdan sizden ayrı Cüneyt abi vardı Çiloğlu. Başka var mıydı birisi? Özür dilerim. Yok bir de yeğen... Süleymanlar falan var. Yani bir 4-5 tane yani. Süleyman var, yani. Furkan var. Yani 5-6 tane yöneticiler. Ha burada şunu şey yapmak yani şimdi arkadaşlarıma da yüklenmesinler yöneticilerime. Herkes buraya emek vermek, burada
bir şeyler yapmak zorunda da değil. Tabii işi gücü olan olabilir. Yönetime girmek zorunda da değil. Evet. Evet. Şöyle diyeyim başkanım, yani yönetime bir şekilde giriyorsan biraz daha hakkını vermen lazım. Emek ya tabii. Sonuçta en azından. Yani. Sanki maça gelmek zorun olmuş gibi bir şey yok da yani. Ama biz mesela yani yönetimde sen bulunup da hiç göremediğimiz insanlar da oldu. Biz o yüzden eleştiriyoruz. Yani. Evet oldu abi. Hani bir iki maçta da gelirsin ya, orada ismi hani yazıyor. Başkanım senelerdir biz çok büyük bir nüfusuz. İl olalım diyoruz. Şimdi 7000 nüfusu, 8000 nüfusu El Nesil bile bir yere giderken 30 tane yönetici, 35 tane yönetici. Bak taraftar demiyorum. Yönetici. Biz Ladik'ten hatırlıyorum. Biz deplasmana gidiyorduk. 20 tane, 25 tane yönetici geliyordu. Çaybaşı ile aynı nüfusu. Belki de daha küçük. Ya şöyle daha söyleyeyim. Küçük. Bak biz Eynesi'yle gittik. Abi sen biz, biz Eynesi'yle gittik. Eynesi'yle gittiğimizde yine 30-35 tane yönetici, yani öyle çoğu mi? Yönetici olan final arkadaşlarımız yani vardı. Hani burada onların hakkını teslim edelim. Buradaki mevzu şu. Eğer ya ben şimdi Ünye Spor Kulübü Başkanıyım. Ben Ünye Spor'la ilgili bir talebim olduğu zaman ben tarafım. Tamam. Ama biz Eynesi'yle gittiğimizde yanımızda bir tane mülki amirimiz bir şey olsaydı bizi orada ezdirmezdi. Yani biz orada gerçekten işte o polis tarafından, hakem tarafından, tribün tarafından, ondan bundan. Ya şimdi polis bana diyor ki sen ne diyor şeref tribününde protokolde oturtamam, seni orada koruyamam, seni diyor deplasman tribünü tarafına alacağım. Ya ne işe yarıyorsun? Yani şimdi ne yapalım? Yani. Ne yapalım? Böyle polise mukavemet mi edelim? Polis bana orada ne derse ben eyvallah amirim yani deyip devam ederim. Ama orada bir biz gelenlere en güzel yere oturtuyoruz. Nasıl olacak? Yani en güzel yerlerde oturuyorlar. Hiç kimse de hiç kimseye bir şey şimdi bırak küfrü, kötü söz bile söyleme. Şu yorumu bir okuyayım Murat abi. Yani Önder Tantuk başkanım lütfen bu konuda size katılmıyorum demiş cevizlere konusunda. Hı-hı. Selim Kaya, Halis Karataş hepsi cevizlereden çıktı demiş. Özgür Aslan, Atina'dan büyük başkan, öz kardeşim Mehmet Ali Başkan'a, Çiçekçiler Kralı Murat abime, çok teşekkür ederim. Büyük Kartal Tolga'ya, geleceğin Guardiola'sı Halil'e selamlar. Şampiyon Ünye Spor, Ünye Gücü, şampiyon Ünye demiş. Evet, hepsi. Buradan Atina'da havalar nasıl? Özgür Aslan, buraya buradan da Atina'ya selamlar. Buradan onlar da, selamlar. Onlar da şu anda Atina'ya Ünye Gücü FK'nın bir Erasmus projesinin sunumu için gitti. Harika. Sporda şiddet, sporda cinsiyetçilikle alakalı çok güzel bir proje yapıldı. Bunun tanıtımı için gittiler. Çok buradan güzel. Hüseyin Başkanıma, Esra Başkanıma, orada bulunan yönetici Özgür abime çok selamlar olsun. Herkese selam. Yani burada şöyle söyleyeyim size. Yani İstanbul, Ankara, işte İzmir gibi büyük şehirlerde yapılamamış kadın takımlarıyla alakalı şeyleri 2-3 seneden beri, 3-4 seneden beri Hüseyin Başkan önderliğinde, Hüseyin Gerçeker önderliğinde. Evet. Daha sonrasında bu işi madem kadın takımları bunlar kadın yöneticiler olsun diye ki zaten işin en başından beri içindelerdi. İşte Esra Başkanım, Serpil Hanım, Serpil Hocam, Kübra Hocam, eşim Gizem Hanım, yine adını sayamadığım diğer kadın yöneticilerimiz de devam ediyor şu anda. Çok onlara güzel. Da gerçekten bu şey için çok zorluklarla dönüyor orası. Orası oranın da çok demek ki yani zorluk olmasa şeyler. Neler olacak o zaman? Yani tabii ki. Şu anda tabii ki. Ya ben iki seneden beri ben zaten bunu anlatmaya çalışıyorum Tolga. Yani tek başıma ben bunu bu kadar yapabiliyorum. Bu kadar. Evet, geçen sene anlattım. Ben dedim ki ya bir omuz atsaydınız şampiyon olacaktık. Tamam bu sene olacağız dediler. Hani nerede omuzlarınız? Omuz kalmadı mı? Kalmadı. O zaman buradan demek ki bizim siyasi büyüklerimiz ve mülki amirlerimiz gerçekten bu takımımızı, Mehmet Ali Başkanımızı çok yalnız bırakmışlar. Mehmet Ali Başkan'ın da o konuda biraz sitemkar. Var. Sitemkar. Haklı olarak tabii ki. İster bir belediye başkanının veya bir parti başkanının. Ya belediye başkanımıza buradan hani parti başkanlarının Ey Nesil maçıyla alakalı olan kısımda çok gerçekten kabul görebilecek bir sebebi vardı katılamamasında. Çok sevdiği çocukluk arkadaşının, eşinin cenazesi olduğu oraya katılmak zorundaydı ama. Yani bir mülki amir, yani sadece belediye başkanı, kaymakam değil. Biz genel olarak söylüyoruz zaten. Burada hani başkana veya şey değil. Yani bir ya sıkıntımız var yani bu konularla alakalı. Ben kimseye isim yani burada başkan, şey belediye başkanı, vali şunu demeyelim. Herkesi ben kendim vicdanımla hesaplaşıyorum. Bundan hep galip çıkıyorum. Ona kalırsa orada valisi de gelip bazı Ünye Spor maçlarına katılması lazım. Yani, tabii.
Biz da var Nerenin yani ilçesiyiz abi? Ya cuma günü ben valinin de bulunduğu bir ortamda, mülki amirlerinin olduğu yerde burada bize sahip çıkılması gerektiğini söyledim ama anlatamadım. Yani ben o konularda eksiklik yaşıyoruz başkanım. Gerçek hiçbir maçta görmedik yani. Bunu biz dilimize gördük yani mü? Dilimize tüy bitinceye kadar söyleyeceğiz. Evet. Farklı bir şey var. O gerçek Ordu Spor, gerçek Ünye Spor falan taraflarında biraz şey var. Hani işte Ordu'daki takımlar gerçek Ordu Spor olmadıkları için bizim de gerçek Ünye Spor olmadığımızı düşünüyorlar. Yani hani bizim isim değişikliklerimiz onlarınki gibi şeylerden değil. Bizim isim değişikliklerimiz yine o zaman Ünye Spor'a sahip çıkmayan liderler zaman evet şeyiyle olmuş, hı, bir isim değişikliği. Hı. Yani o zaman 2 sene takım yapmayıp 2 sene takımı harcayacağım bütçelerle takımı Ünye Spor olarak tutabilirdik. Doğru. Öyle bir süreci yani vardı orada. Fazla da bir borcu yoktu yani takımın. Ya Ordu Spor'un efsane Mor Menekşe'nin 160-170 hatta faizleriyle nereye gittiği belli olmayan bir borcu konuşulurken Ünye Spor'un şu an 1,5 trilyon borcu vardı o zaman. 1,5'tu şimdi faizleriyle 6,5 olsun. Olsun canım yani şöyle olsun bir şey söyleyeyim. Hayır, çok, o zaman da ben karar değil. Yönetici olduğum için 1,5 trilyon borcu vardı. Borcu aldığımda 1,5 milyondu. 1,5 milyondu. Örneğin sen futbolcusun Murat abi. Benden 400 milyar alacağın var. Ben sana derim ki evet kardeşim bunu 100 milyara ya kapat ya da ben kulübü kapatıyorum. Alttan bir takım kuruyorum dediğim zaman adam değil 100 milyara. Kabul ederdi. 50 milyara da kabul ya ederdi. Ya sen şimdi burada 100 bin liradan bahsediyorsun. Hector Cooper denen adam 2,5 milyon euro alacağının karşılığında 50 bin euro ile imza atmış diyebiliyorum. Al işte başkanım. Ya bak şimdi mesela şu kulüpte falan yeri gelmişken söyleyeyim başkana. Ben bizzat kendim oturdum gördüm ve haciz evrakları geldi bu adama ya. Abdullah Atiye de buradan selamlar bizi izliyormuş. Haciz evrakları geldi ya postacı getirdi. Senin gibi sol ayak geldi. Bugün sahaya çıksan var neler yaparsın. Yani o haciz evrağı yani şu adam haciz evrakları. Ya bu öyle bir şey ki şimdi kimse yani ben hep kusura bakma hep yine nezaketimi elimden kaybetmemeye çalışıyorum ama ya bu kulübe icra geldi, haciz geldi benim dönemimde. Evet. Biz onun konuştuk. Bak icranın sebebi olan eski başkan ilk haberini yaptı Ünye'ye haciz soku diye. Tamam mı? Ve yani bizim yani, elimizdeki elimdeki resmi evrakları falan şey yapmak hani inceliyorum bakıyorum lan benim bildiğim 150-160 gibi bir şeye o şey var. 300 bin lira yazdılar. Beni herkes 300 bin liraya icra gelmiş diye aramaya başladı. Evet. Yani insanlar da biraz da utanma olacak yani. Başkanım karar defterinde var mı öyle bir borç? Hı? Karar defterinde var öyle. Var değil mi? Var. Bize yok dediler. Karar defterinde iki tane. Ama imzalar asılma orada atılan imzalar. Ya imzaların asaletini falan mahkeme incelemiş herhalde ki benim gelmeden bizim dönemimizden önce zaten karar verilmişti o konuda. Biz elimizden geldiği kadar sen hani itirazlarımız. Senden önceki yönetime mi gelmişti bu işin karı? Yani. Ya benden önceki yönetim sırasında kesinleşmişti. Ben şuna yani savunuyorum her zaman. Murat abi. Ya onlar da mücadelelerini verdiler ama. Ben buradan benden önceki yönetimle alakalı inanın imkan dahilinde onların yapabilecekleri onlardı. Ben onlara şey dedim ama çok inanılmaz imkanlarla buraya hiçbir şey yapmamış yönetimler ben gördük. Alt tiplerle alakalı şunu düşünün. Örneğin Mehmet Ali Başkan'ın bu kulübü 40 milyar borçlandırdıysa o ona kalsın yani. Bizim tüzüğümüzde ben böyle bir şey var sanıyordum. Şu an biz 2017'den 2021'de mi aldınız? Biz 2021'de aldık ama 2017 mi 2018'de mi onun tüzüğünde değişiklik yapıyorlar. Hayır. O zaman koyuyorlar. Bu ondan önce. Bu 5 senelik falan bir mevzu. Çünkü niye biliyor musun? Örneğin başkanı Ahmet Yıldırım başkanımız aldığı zaman evet zaten zor şey aldı böyle yani maçta. Zorla aldı tabii. Kahvaltıya zor veriyordu işte. Bir şekilde futbolcularla anlaşmasında inanın ufak tefek pazarlıklar yapıyordu. Örneğin kulüp bugün yarın birisi alsa belki de zor durumda olacak başkanım yani Allah korusun. Sen gittiğin zaman ben sana şunu söyleyeyim. O zaman mülki amirler düşünsün. Bu takım sahipsiz kalır yani. Ben çok, nasıl çok, bulduysam çok öyle bırakırım. Genelde adetim öyledir. Mutlaka öyledir. Ben şöyle bir yani soru yöneltmeyeyim de başkanımıza. Yani bu arada bize temiz bıraktıkları için öyle bırakıyoruz. Anladım. Hani, tabii. Onu diyor ama hani elimizden geldiği kadar kirli bulduğumuzda da temizlemeye çalıştığımızda siz çok kirli de almış olsanız en temiz şekilde bırakırdınız zaten. Bu konuda yani inancımız size. Ben şöyle bir soru sormayayım, bir yorum yapayım başkanımıza. Mesela hep sorular var. Gelecek sezon Mehmet Ali Başkan, Ünye Spor'umuzun başında olacak mı diye devamlı sorular var.
Ben böyle bir soru şimdilik sormayayım. Bir iki maç daha var, birkaç maç daha var. İnşallah ondan sonra bir yayın daha yaparız. Orada evet. Bıraksa da, devam etse de mutlaka başkanın söyleyeceği çok şeyler vardır. Var var. Ben şöyle bir yorum yapayım. Yani halk adına, taraftar adına şöyle şeyler söyleyeyim. Ya başkanım, tamam siz iki senedir burada bir başarısızlık görünebilir ama bana göre çok büyük başarısızlık değil. Bir takım şanssızlıklar, bir takım organların izin vermediği durumlar, hakemler gibi. Evet. Onlar gibi sıkıntılar yaşadık ama yani bence devam etmekte fayda var. Bütün şehir, bütün taraftarlar, bütün arkadaşlarımız bu yönde yorumlarda bulunuyorlar. Bizim sizden ricamız birkaç dönemde bu takımın başında bulunmanız, ben onlar adına söylüyorum. Kendi adıma da söylüyorum. Benim adıma da söylüyorum. Bence pes etmeye gerek yok. Bence Ünye'nin size hala ihtiyacı var. Ünye Spor'u aldınız. Çok güzel şeyler yaptınız. Bana göre çok başarılısınız. Her ne kadar ne olursa olsun, nerede olursak olalım. Yani en azından iki seneden beri takımı kafaya oynatıyoruz. Yani evet, hani Ünye düşmesin diye uğraşılıyordu. Bir kuruş borcu yok futbolcuları. Ben ilk defa görüyorum bunu. İki seneden her şey düzenli, her şey düzgün. Ben başarısız görmüyorum. Başarılı görüyorum. Ünye Spor her ne kadar yukarı lige çıkamasa da olduğu duruşuyla, kadrosuyla ve deplasmanlara da içeride oynadığı maçlarla duruşunu sergilemiştir. Gereken şeyi yapmıştır. Yani bir ya bugün Ey Nesil takımı diyordur ki ya inanamıyordur ya biz Ünye Spor'da tabii nasıl 6 puan aldık. Yani kesinlikle. O yüzden hani onlar bile bunu diyorlardır. Bizim taraftarlarımız ya, ve kamuoyumuz da böyle istiyorlar. Bizim sizden ricamız pes etmeme yönünde bu durumları göz önünde alın ya bence. Evet. Ya onları zaman gelecek konuşuruz. Şayet şu an çok güçsüz. Yani şu an güçsüz cevap değil. Şu an çok yorgun hissediyoruz. Evet, bayağı bir yoruldum. Yorgunuz da hani açık konuşmak gerekirse ben hayatımın yüzde çok büyük bir miktarını ailemin rızasını kazanabilmek için yaşıyorum. Evet. Ben aileme haksızlık yapıyorum iki seneden beri. Ben işime haksızlık yapıyorum. Eşime haksızlık yapıyorum. Yani bunların hakkını ödeyemem. Mutlaka. Hani mutlaka bu insanlar bana diyorlar ki ben ailemin rızasını alamam devam ettiğim zaman diyorum. Ya biz parayı harcayacağız. Ya bu iş paradan çok öte para şeyler. Değil. Yani biz bu işin peşine paradan çok fazla şey verdik. Evet. Hani şimdi bunları gördüm. Ben sağlığımdan oldum. Ben bak benim gerçekten hani herhangi birisinde yarısı olacak rahatsızlığı, benim yaşadığım rahatsızlığı yaşatsa başkanı da bırakırdı. İşi de gücü de bırakırdı. Belki gider öyle başkanım. Belki ben, ama yaptığınız şeyler de tarihe geçecek şeyler. Aylarca yani. Doktora gidemedim. Onu size söyleyeyim yani. Hani tarihe ben tarihe geçmek için yapılması gereken her şeyi yaptığımı da düşünüyorum bu arada. Hani kesinlikle. Bunun tek şeyi kupa almak. Üst lige tabii ki çok istedik. Çok istedim. Yani ben de bugün yani en çok siz istemişsinizdir. Çok istedim. Bunu en çok başkanlar ister zaten. Aynen. Şu an onu anlayabiliyorum. Yani hani şimdi baktığım zaman yanlış yöneten başkanlar da bunu çok istemiştir. Tabii. Yani hani yanlış yönetmesini bildiği halde çok istemiştir. Çünkü bunun emeğini veren ne olursa şimdi ne olursa olsun bunun en çok emeğini başkan veriyor. Her şeyden feragat ediyor. Her şeyden feragat ediyor. Siz de halkın isteklerini de göz önünde bulundurun. Bu konuyla alakalı iyi düşünün. Ailenizle de olsun veya kendi işinizle alakalı bütün şeylerinizi en iyi siz bilirsiniz. Bunların istihdamını yapın. Ona göre güzel bir karar bekliyoruz. Biz yine sizle beraber yeni sezonda da daha iyi kadroyla, daha iyi ekiplerle çalışmaya devam etmek istiyoruz. Yani. Şey söyledin ya Tolga, işte Ey Nesil şok oluyordur böyle bir şey diye. Tabii canım. Ya Ünye'deki içerideki Ey Nesil maçı bitti. Çok canımız sıkıldı tabii yaşananlara, şeylere kaybetmişsin. Adam kafa 25 metreden vurmuş, kafa atılmış, olmuş, boğulmuş. Böyle üzgün bir şekilde hani yani üzülmüşüm hani boynumuz eğilmemiş ama üzülmüşüm gördü. Çok duygusal yaşıyorsun. Cüneyt abi, Cüneyt Çilioğlu buradan gerçekten benim tanıdığım en büyük Ünye sporlulardan bir tanesi yani. Hani Cüneyt abi. Ya, gerçekten hani sevdalısı Allah öyle adamlara zarar vermesin. Öyle adamlar olduğu sürece de Ünye Spor'un ne bana ihtiyacı var ne başkana ihtiyacı var. Evet, onu da size söyleyeyim biz yani. Mesela hani sezon başında gerçekten, konuyla alakalı çok yorum yapmıştık. Deplasman kaçırdı. Bak deplasman kaçırmadı. Yani adam çok gerçekten çok farklı öyle bir adam. Öyle. Benim de çok yanımda, benim de çok yanımda oldu. En moralimizi, motivasyonumuzu kaybettiğimiz yerde geldi, sırtımızı okşadı. Hadi kalk oğlum dedi. Ey Nesil maçından sonra da geldi bana dedi ki
Lan bunların hayatlarındaki en büyük başarısı deplasmanda Ünyespor'u yenmektir lan dedi. Evet ya. Bunların aynen başka doğru. Bir tane başarısı olabilecek aynen bir şeyleri doğru. Yok dedi. Yok. Ve bunu 30 yıl daha konuşurlar bence. Ya tabii canım. Aynen. Biz böyle tabii. Böyle iki defa maç yaptık. Ünyespor'u yendik. 96'da yani 90 attık golleri derler. Şöyle konuşurlar. Ünyespor üstlükte olduğu zamanlar inşallah konuşurlar. Tabii büyük bir ihtimalle öyle olur. Ya biz zamanında Ünyespor'u... Boş ver böyle olmuştur. Biz çıkarız. Biz çıkarız abi çıkarız. Çıkarız şimdi yani. Son 5-6 dakikamız var. Zaten şey derin konulara girmiyoruz. O sezon bittiği zaman. Tabii tabii o zaman şey yaparız. Zaten ben soru yönetmedim. Aynen. Sadece taraftarın ve kendi düşüncelerimizi ben başkanım. Şimdi yettim. Yorumları okuyacağım ama yorumlardan önce bir şey söylemek istiyorum. Üye Gençler Birliği Spor ben bu turu geçtiğini düşünüyorum. Muhtemelen Kotlora Kabadüz galibiyle oynayacaklar. Yani kesin oynayacaklar da hangisinin turu geçeceğini bilmiyoruz. Kabadüz bir adım daha önde ilk maçta deplasmanda berabere kaldı. Bir de daha iyi takımmış. Ben artık Kabadüz maçının iç saha maçının da Ünyeşehir stadında oynanması gerektiğini evet, düşünüyorum. Şu. Ben geçen programda da belirttim. Çocukları evet, bir de orada takım izletelim. Daha da iyi futbol oynar büyük sahada. Bunun için de mülki amirlerimiz falan da biraz yardımcı olursa seviniriz. Çünkü geçen gün Abdullah Başkan buradaydı. Problemiyle seslenelim. Aydın Bey'e bunlara. Duyurulur. O konuda şöyle bana da söyledi hocalarım, başkanım sağ olsunlar. Mehmet Ali Başkanım siz de bu konuda ben, şey ben, yapın. Ben yanlış bilmiyorsam şu anda stadın tahsisatı Ünyespor Kulübü. Yani ben de tahsisat yazısı var başka birinde de tahsisat yapılmıyorsa. Yani. Şey başkanım ben ona birebir şahidim. Ben Üye Gençler Birliği'ndeyken 3-4 tane maç statta oynamıştım. O alınıyor. Çok kolay. Ben yok hayır şey değil. Yani ben bir izin benimle alakalı bir yok, şey varsa ben gelen bir durum sonuna varsa kadar siz, sonuna evet, kadar anladım, şey. Oynayayım. Ha olması için de kimle görüşeceksem ben o konuyla görüşürüm. O konuda sizden de bir yardım talep edelim. Şunu kesinlikle. Söylemek istiyorum. Hakan kardeşimiz, Hakan Elmacı kardeşimiz kadro dışı kalmıştı. Yani bu maçlar öncesi hani affedilirse takımımıza daha da çok güç katar diye düşünüyorum. Yorumları da okuyayım. Özgür Asten 30 maçtır yenilmezlik ve 16 maçtır gol yemeden devam ediyoruz. Erdal Şentepe herkese selam, iyi yayınlar dilerim. Murat Saylan mülki amirlerimiz at yarışlarını offroad izlemeye devam etsinler. Ama bu şehrin en büyük simgesi Ünyespor'dur. Abdullah Hatik, seviyorum sizleri. Herkese selamlar. Eyvallah. Önder Tantürk, inşallah devam edersiniz. Başkanın verdiğin emekleri görüyoruz. İnşallah Ünyespor'a daha üstlüklere layık olduğu yerlere sizinle geleceğiz. İnşallah. İnşallah. Başkanım düşünecek, kararını verecek. Daha bu bir daha biraz daha süreç var. Bir yorum daha geldi. Onu da bir oku da ondan sonra arkadaşımıza ayıp olmasın. Alparslan Sarıoğlu, çölde çiçek alar mı? Açar mı herhalde? Çölde çiçek açar mı sorusunun cevabıdır. Mehmet Ali Başkan herkesin bitti dediği takımı yeşertti. Ünye'ye şampiyonluk havasını getirdi. Biz ondan razıyız. Allah da ondan razı olsun. Abi. Arif Sarıoğlu, Sayın Başkanım çok genç kardeşimsin. İnanıyorum çok daha güzel günler göreceğimize. İnanıyorum yılmayan bir başkansınız. Başarılı biri olarak sizi kutlar. Başarılarınız daim olsun. Başkan demiş. Görüyorsun destekler hep senin. Şimdi insanlar destekleri var ki böyle üzülüyor da yani bu zamanlardan sonra da herkese böyle destekler olmaz. Bunları da göz önünde bulundurmanızı rica ediyoruz. Mehmet Ali Başkan zaten iyi niyetiyle bir taraftar gibi, bir amigo gibi gerçekten her türlü yeri geldi malzemesi oldu. Yeri geldi işte kulüp müdürü oldu. Bir herhalde otobüsü kullanmadın sanırım. Onu da kullandım. Kullandım. Ya biz geçmişte yani şey takımı götürmedim ama o direkt orada. Mehmet Ali'nin başkanlık yani, yaptığı dönemde değil ki. Mehmet Ali bunun öncesinde de deplasmanlarda biz gitmişizdir, beraber maçlar izlemişizdir. Biz hep bulunmuşuzdur yani buralarda. Ya şimdi burada söylemek olmaz ama hani Mehmet Ali başkanımın ailesinin hiçbir zaman yönetimde olmasa da takıma inanılmaz söyledik, büyük destekleri var. Allah razı olsun. Hani böyle 3-5 yıl da değil yani. Yani çok geriye gidelim. Başı sıkıştığı zaman, değil yani. Başı sıkıştığı zaman Ünyespor'un her zaman durak hep ailesi. Hep de olacaklardır. Mehmet Ali olsa da başkan, olmasa da olacaklardır. Aynen. Biz bunu biliyoruz. İnşallah onların başkanlığında yukarı liglere ben gideceğimizi düşünüyorum. Burada herkese de aynı şekilde desteklerinin devam etmesinden yani rica ediyorum. Başkan sayesinde inşallah başkanım düşünür, güzel kararlar verir. Evet. Yani mülkü amirlerimiz, idarecilerimiz de... Ekstra çalışmalar da yaparız bundan sonra. Tabii destek verilerek, şehir olarak. Çünkü bu şampiyonluk podasında Mehmet Ali Başkan sayesinde kesinlikle insanlar düşündü. Sen getirdin bu takımı. Mesela bu gerçekten yoktan var oldu. Ünyespor mesela, Ünyespor'un bugün... üzerine giydiği forma gerçekten Süper Lig takımlarının giydiği formalardan yani. Yani bunları hepsi bunların maliyet, hepsi bunların masraf. Büyük bizim, takım gibi büyük takımız. Bizim tek eksiğimiz şampiyonluk.
Aynen. Ben bilmiyorum ama Mehmet Ali Başkan sayesinde biz bunu da yaşayacağız. İnşallah. Gibi. İçimde öyle bir his var. Başkanım yani teşekkür ederim. Yani yorumlarınızla programımıza renk kattınız. Güzel bir program oldu. İnsanların beklediği cevapları da aldıklarını düşünüyorum ben. Başkanımız bize hani maçlardan önce değil maçtan sonra değil. Maçtan önce katılır mısınız başkanım? Evet. Murat abi direkt katıldı yani. Yoksa Ünye Görele maçı biz de aynı katılacaktık. Evet, bize verdiği değer için de kendisine ayrıca çok teşekkür ediyorum zaten. Rica ederim. Biz birbirimizi seviyoruz. Eyvallah. Yani her zaman o da yanındayız. Başarılı olması için mücadele veriyoruz. Güzel, kalbi güzel, yüreği güzel bir insan. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yani emeğini veriyor. İşte ailesinden ve işinden arttırdığı zamanlar Ünye Spor'a veriyor. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Ailesine Ünye Spor'da zaman ayırmadım. Ünye Spor'dan arttırdığım zamanlarımı maalesef son 2 senede öyle oldu. Affetsinler beni. Eyvallah, sağ olun. Başkanım, o zaman senin son sözlerini alalım. Yavaş yavaş da programımızı sonlandıralım. Ya ben son sözlerim yani program için son sözler. Yok, son sözlerim olarak çok söyleyecek şey var mı? Çok söyleyecek şeyler var da. Yani nasıl şey olur diye. Ya ben Trabzon'un lobisini, Eynesi'nin lobisini, Ordu vilayetinin lobisini geçemeyiz diye çok düşünüyordum ama. Ya ben size şunu da çok söylemek istiyorum. Gerçekten 150 bin nüfusluk memleketin eğer 75 bini üzüldüğüne inansam bu işe peşine düşelim, devam edelim. İnan ki üzülmüştür. Kesinlikle üzülmemiştir Murat abi. Ben içimizdeki İrlandalıları bu sefer, içimizdeki Trabzonluları, içimizdeki Eynesilileri ben 2 seneden beri yaşıyorum. Yani nüfus cüzdanında Ünye yazan Trabzonluları. Ha burada Trabzon düşmanı falan da değiliz yani. Hani ama hani onların lobi yapmasını karşımızda anlayabiliyoruz ama bize hemşerimizin lobi yaptığını gördüğümüz zaman çok üzülüyoruz. Bunlar motivasyonumuzu çok kırdı. Burada sahip çıkılması gereken bir takım vardı. Allah bize verdiği güçle, verdiği enerjiyle biz bu takıma sahip çıktık. Birilerinin de bize sahip çıkması lazımdı. Şimdi kamyon devrildikten sonra akıl verme işleri, şeyler çok basit oluyor. Maalesef ki ya burada şimdi bırakmasın, devam etsin diyen bazı arkadaşlarımızın bile ne ağır yorumlar yaptığını sosyal medyalarımızda açıp size gösterebilirim yani. Hani burada yani insanlar şunu bilmeleri lazımdı yani. Ya bu adam burada bir mücadeleyi veriyor. İyi niyetle veriyor. Herkesi dinliyor. Evet. Bak herkesi dinledim ben. Evet. Yani burada sadece futbolu bilenleri ya da futbolun içinden gelenleri falan filanları demedim. Ya Hükümet Caddesi'nde bana hiç tanımadığım adam santrfor Allah'ın diye bağırdı karşı kaldırımdan. Döndüm onu da dinledim. Dedim abi bakıyoruz biz ya daha. Zaten başkanlık dedim. Olmak ha, veya yani şey olmak böyle bir şey. Yani şimdi burada bak çoğu başkan bu kadar bu muhabbetlere girmez, dinlemez. Yani ben dinledim. Ben dinledim. Ben çünkü istişareye açık bir adamım. Hayatım boyunca da bu böyle oldu. Evet. Yani ben iş yerinde personellerimle de benim kapım açıktır. İsteyen girer, konuşur. Eğer beni ikna ediyorsa personelim ben onun dediğine de dönerim, yaparım, hani harika. Şey yaparız. Bu benim hayatımdaki, benim felsefem. Dünyadaki olan olayların %90'ı iletişimle çözülür. İletişimle bir yerlere getirilir. Ben iletişime çok önem vermiş bir adamım. Ben Ünye Spor'un sosyal medyasında, Durak Fındığı'nın sosyal medyasında, Çakırtepe Hastanesi'nin sosyal medyasında yazılan her satırı tek tek okurum. Çünkü ben hani bana oradan ulaşabileceğini, benimle oradan iletişim kurabileceğini düşündüğüm güzel insanların bir şey. Da harika bir şey. Yazdıklarına, düşüncelerini değerlendirmek isterim. Ama dediğim gibi yani şu anda şuna zamana göre sorduğunuzda çok yorgunuz. Dün belki şampiyon oluruz da motive oluruz dedim. Ama bugün diğer maçların skorlarının gelmesinden sonra. Böyle de olsa yani biz yine senin bir sene daha, iki sene daha en azından takımın başında olmanızı kalben istiyoruz. Siz bu konuda ailenizi de alın yanınıza, bütün şeylerinizi. Bir sezon daha. Zaten onları düşünün. İnşallah en mantıklı karar sizin için Nüysel. Ben şöyle söyleyeyim. Olsanız da olmasanız da. Allah razı olsun, ailem, eşim benim verdiğim her kararda bu zamana kadar arkamda olmuşlardır. Yine vereceğim her kararda yine arkamda olurlar. Hani burada kimse de şey olmasın, hani benim de inancım
çok zayıfladı. Yani görüyorsun ya, transferini yapıyorsun, kampını yapıyorsun, malzemesi, yemeği, ekmeği, usu busu her şeyini yapıyorsun. İki tane densiz, kendini bilmez, bayrak kaldırıyor, işin bitiyor Tolga. Aynen. Yani buranın bu kadar basit olduğu zaman inan bak, geçen sene de çok yorulduk. Geçen sene sonunda da yıprandık, bırakmaları düşündük. Ya dedim ki ya inanıyorum ben buna, tutalım da koparalım bunu. Ama şimdi artık inancımızı çok zayıflattılar. Yani bu inanmadığımız bir şeyin de peşine koşacak enerjimiz yok. Anlıyorum. Yani hani ha gençliğimiz var. Varsa başka bir şey. İnanabileceğimiz başka bir şey. Bak şu anda meşhur asker basketbol takımı yapıyor. İnanıyorum. Yanlarındayım. Destekliyorum. Arkalarındayım. Beraberiz. İşte Ünye Gücü, futbol, voleybol, beraberiz. Yanlarındayım. Gençler Birliği, ÜFK nerede bana lazım, ne ihtiyaçları varsa inanıyorum yaptıkları genç bazı şeylere. Genç bir başkanı böyle devam konuşmalara ediyorum. Konuşturanlara ben buradan yani yazık diyorum. Ama yani Ünye Spor, bölgesel amatörlük çok yazık. Pislik bir yer Tolga. Burada yani hani burada baktığın zaman 280 tane takımdan 9 tane takımın çıktığı, dünyadaki hiçbir matematiksel ya sayısal loto tutturma ihtimalin daha yüksek ya. Doğru. Yani hani böyle bir şey olamaz. Yani. Tabii ki değil. Hani biliyor matematik. Ne olacağı belli değil. Ya ama grubu lider bitirsen dahi ne olacağı belli değil. 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 Yani, yani şimdi bakıyorsun. Bir tane hakem hatasında bile bu kadar şey bütün sezon yani emekleri boşa gider. Şöyle bir şey de var. Mesela örneğin Ünye 1950'de ikinci olsa, Ulubey üçüncü olsa düşünsene üçünün düşme şansı var. Yani evet, çok saçma bir sistem. Lanet okuyorum buradan. Büyük yani. Genç bir başkanın, başarılı bir başkanın böyle konuşmalarını müsaade eden insanlara ben buradan kınıyorum. Umarım yine de en doğru kararı vereceğinize İnşallah. Ben inanıyorum. Hepimiz hakkında ayrısı. Biraz daha süreç var. Tekrar konuşuruz evet. Yani İnşallah. Konularla alakalı. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için de başkan. Son sözü. Rica ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Güzel sohbet. Teşekkür ettim. İnşallah bundan sonraki süreç daha güçlü bir şekilde devam edersin başkanım ki güçlü bir şekilden kastım. Zaten maddi olarak ve manevi olarak artık mülki amirlerimizin de bize destek vermeleri. Ben burada en son bitirmeden şöyle şey yapayım. İşte sağ olsun birçok arkadaşımız İşte başkan bunu hak etmedi, başkanın hakkı bu değildi. Genel başkan yorumlar böyle zaten. Evet. Benim hakkım Ünye Spor'a, Ünye'ye feda olsun. Tamam mı? Helal olsun. Eyvallah. Benim hakkım Ünye'ye, memlekete helaldir. Hani bu konuda hiç kimsenin biz buradan ah alırız diye bir düşüncesi olmasın. Ben memlekete, Ünye Spor'a, yani memlekete canımız vermemiz gerekiyorsa onu da veririz. Onda hiç şeyimiz yok. Ha ama kırgınlıklarımız, şeylerimiz mutlaka, olabilir. Mutlaka. Ama bu memlekete, Ünye'ye hiçbir zaman değildir. Ünye ne olursa olsun bizim göz bebeğimizdir. Yaşam sebebimizdir yani. Aynen. Biz zaten söylüyoruz. Olsanız da verdiğiniz her türlü kararın arkasındayız. Olmasanız evet. da yaptığınız şeyler tarihe not edilmiştir. Abi burada da bir arada en son kapatmadan uzadıkça uzuyor olsun, konu ama şunu da söyleyeyim. Ya Ünye Spor'un yanlış kadro kurduğu, hocasını osu busu falan filanı konuşulur. Bunlar çok da normaldir. İki seneden beri konuşuluyor. Şey. Biz bunları hiçbir şekilde gocunmuyoruz. Ama şunu da çok isterdim. Pazar günkü Eynesil maçından sonra herkes Ünye'nin harcandığını konuşsun. Herkes Ünye'nin hakkını arasın. Evet, evet. Herkes Aynen. Ünye'nin hakkını savunsun. Bunu buradan söyleyelim mutlaka. Bunu evet. isterdim ama şimdi bırakma diyen birçok arkadaşlarımız, bazı arkadaşlarımız da o maçtan sonra yine bize ağza alınmayacak laflar, yine ağır eleştiriler. Bunlar hep olacaktır. Yarın başarılı olsan da olacaktır. Ben hayatımda hiçbir zaman tabii ki insanların... Sosyal medyada Beşiktaş'ın Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin bile neler çekti öyle. Ortada. Ben onların başkanlarından daha çok emek verdim. Doğru. Daha çok para harcamış olabilirler belki Hakan arkadaşlar Keskin, ama. Hakan Keskin, Mehmet Ali Başkan'ın bıraktığı gün Ünye'de futbolun bittiği gündür. Son bir şarkı istiyoruz başkanın. Son bir şarkı çal Mehmet Ali Durak başkanımız ya, yazmış. Ya iki seneden Enes beri bizde hep Azerbaycan çalıyor. Olsun sen taraftara da birazcık kulak ver. Kararlarında bunları da göz önünde bulundur başkanım. Volkan Azaklı diye. Volkan Azaklı son bir şarkı Mali Başkan yazmış. Bunların hepsini başkan göz önünde bulunduracak arkadaşlar. İnşallah. Evet. 2-3 hafta sonra gerçekten başkan çok zorlu süreçlerden geçti. Her şeyini harcadı. Yani zamanını harcadı. Ailesinden feragat etti. Şunu yaptı, bunu yaptı. Sürekli takımla iç içe oldu. Yani tabii başarı biraz da gelmeyince insan ister istemez bir küskünlük, bir üzgünlük oluyor. Ama gün doğmadan daha neler doğar. Yani başkanım bazen de sıcağı biliyoruz. Sıcağına insan böyle hani çok bir şeyler duygusal olduğu için onu herkesin şu an geçti sıcaklık. Herkes mantıklı düşünüyor şu an. Tabii sizin kararınız her şeyden önemli böyle. Her şeyden önce
siz de kulübün en iyi yerlere gelmesini istiyorsunuz ki bunda tabii son iki senedir... Ben başkan olmadan, yani olmamın haricinde de bunu çok istiyorum zaten. Tabii, tabii. Yani evet. Hani bunun şunu biz memlekette şunu şey yapamadık. Yani ya Trabzon falan oluşu grupta hoşuma gitti açık konuşmak gerekirse. Evet. Her hafta bir Trabzon gazetesinin yani yerel Trabzon gazetelerinde Ünye adı yazdı. Ünye Spor yazdı. Giresun gazetelerinde evet. Ünye Spor, Ünye yazdı. Gümüşhane gazetesinde Ünye Spor yazdı. Buraya deplasmana gelen takımlar Ünye'de otelde kaldılar, para verdiler. Burası bir ekonomi sağladı. Yediler, içtiler, burada bir şey oldu. Taraftarları geldi giderken geldiler, pide yediler, bir şey yaptılar, buraya bir şey bıraktılar. Fotoğraf çektiler, Ünye'den paylaştılar. Tamam mı? Bunun farkına varılsın. Ya, bu konuda ya, tebrik ederim sizi başkanım. Yani ben Ünye Spor Stadı'nın zeminini yıllardır bu kadar iyi görmedim. Açık bana söyleyeyim. Ben yıllardır bu ya, kulübün maçlarını bu izlerim. Bu konuda... Diğer kulüplerin bile zeminleri hani bizim yanımıza yanaşamaz. Bu konuda tebrik ederim. Ben bu konuda biz korumak için elimizden gelen çabanın hepsini çok gösterdik. İyi emeğe olsun, iyi olsun diye şey yaptık. Bu konuda Aydın Kuyumcu müdürüm ve Mustafa Genç müdürümün kampa gitmeden önce sezon başında çok kötüydü. Çok kötüydü sahamız. Bize dediler ki ya kampa gidene kadar idare edin. Siz kamptayken biz burayı yapacağız. Gerçekten gittik geldik. Maşallah. Geldiğimizde müthiş. Çok müthiş kadrolar kurduğumuz zamanda bile böyle zeminlerde biz top oynayamadık. Açık söyleyeyim. Aynen öyle. Hani futbolcunun hiçbir itirazı olamaz kardeşim. Bu zemin halı saha gibi zemin ya. Maşallah. Evet. Aydın abiye falan hepsine buradan çok selamlar. Aynen. Yavaş yavaş da programı evet. Kapatalım tamam. Artık. Evet. Sevgili 96 futbol izleyicileri, özel yayınımızda sizlerle beraber olduk. Herkeslere akşam oldu galiba. İyi akşamlar dileyebiliriz. Sağlıcakla kalın. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum ben de. İyi akşamlar.